şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'in yeni sezonuna hoş geldiniz. Yepyeni sezonun bomba gibi yarışmacılarını tanımak için karşınızda Kadir Ezildi. Sevgili seyirciler, En Hamarat Benim otobüsü yola çıktı. Aldım birbirinden hamarat yarışmacıları, geliyoruz. Adana'dan Aslıhan Kılıç, Rize'den Mahmut Kabataş, Sivas'tan Kübra İşçi, Ardahan'dan Songül Taşçı. Beşinci yarışmacı nerede? Ayıp olmuyor mu Kadir Bey? Zeynep Alemdar. Merhaba hanımefendi. Hamaratlığınız da eminim şoförlüğünüz gibidir. Biz damak çatlatacağız dedik ama cam çatlattık, olsun. Hazırsanız En Hamarat Benim tüm hızıyla devam ediyor efendim bu sezonda da. Ben Kübra İşçi, Sivas'tan katılıyorum. 13 yıllık evliyim, 3 çocuk annesiyim. Buraya elimin lezzetini sizlere kanıtlamak için geldim. Merhaba, ben Mahmut Kabataş. Aslen Rizeliyim, Kocaeli'de yaşıyorum. Kocaeli Üniversitesi'nde muhasebe öğrencisiyim. Bekarım, 21 yaşındayım. Şimdi yaşım küçük diye beni tecrübesiz zannedebilirler. Ama yaşıma asla aldanmasınlar. Hırslıyım, iddialıyım ve kesinlikle ben kazanacağım. Ben Zeynep Alemdar, uzun yol otobüs kaptanıyım. Aslen İstanbul'da doğma büyümeyim ama Trabzonluyum. Bir tane kızım var. 50 yaşındayım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Ben Songül Taşçı. 47 yaşındayım. Ev hanımıyım. 2 çocuğum var. Bir kız bir oğlan. 31 yıldır evliyim. Ardahanlıyım. Hırslıyım. Kazanmaya geldim. Ben Aslıhan Kılıç. Adana'dan geliyorum. Evliyim. 2 çocuk annesiyim. 47 yaşındayım. Hamarat benim. Sürprizlerle dolu, bol ödüllü yeni sezon hazırsanız hiç vakit kaybetmeden ilk evimize Aslıhan Hanım'a konuk oluyoruz. En Hamarat Benim'den yepyeni sezonlar. Herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir Aslıhan. Eminim özlediniz, ben de sizi özledim. Yaz tatilinde sıkıldınız. Ve sezonun ilk kazasını da atlatmış bulunuyorum efendim. Zeynep abla aşk olsun yani. Nişanlı oğlanı çam gibi devirdin. Bende de ne omuz varmış, cam öylece nazar gitti. Nazar Kadir'cim, nazar. O nasıl bir kaptanlık yarabbim. Ayağımı yerden kestin, esnaflandı, uçurdun. Birden frene bastı Kadir Bey, pat diye cama bir değdi. Hayatında önemseyecek bir gün olsun dedim böyle. Ha, bazı şeyleri iyi yapabilirler ama benim kadar iyi yapacaklarını düşünmüyorum gerçekten. Cam çatladı. Nazar varmış. Kadir Bey'de de nazarı çıktı. Ben şimdi mutfakta düşünüyorum Zeynep ablayı. Şoför koltuğunda öyleyse mutfakta hiç düşünemem önlüğü giydikten sonra. Hiç düşünemiyoruz sonra. Aynen. Bence siz düşünün artık sonunuzu. Bir Adanalı olarak size Adana'nın, Osmaniye'nin, o yörelerin yemeklerini tattıracağım. Güzel. Yapacağım. O kadar zengin bir menüm var ki. O kadar zengin. Çorbam olarak Osmaniye yöresinden tolga çorbası. Ara sıcak olarak kendim el açması ıspanaklı börek ve baba ganuş. Duydunuz mu? Duydum, baba ganuşu duydum ben. Ana yemek olarak Adana'yı temsil eden Adana kebabı. Güzel, aslında gittiğinde. Yapacağım, kendim yapacağım lavaşı ve soğan salatası, oranın güzel sumaklarıyla birlikte bugün doyacaksınız. Pardon, ya yemeğe. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben soğan kullanmıyorum da, soğansız olabilir mi? Soğansız size ezme salata yapayım. Tamam. Çünkü ezme salata. Gülme bak. Tatlı da kalbura bastı. Kalbura bastı tatlısı. Salatamız evet. Ne var? Salata, ezme salata. Kebabımızın yanında çok güzel giden bir salata. Güzel yaşadık o zaman. Evet. Peki o zaman şimdi elinden bir kahve içelim. Peki. Hadi bakalım. Kebaplar küçük mü büyük mü? Elince göreceğiz orasını Zeynep abla. Tamam peki. Zeynep abla sen ne kadar soru soruyorsun maşallah. Ne kadar bir sahici. Turizmci mi onun için? Elim çok hızlıdır. İnanın 2 saatte kaç çeşit yemekler çıkartırım. Kendime çok güveniyorum bu konuda. Herkes görecek. Tüm Türkiye. Kadir Bey bile şaşıracak. Kahveler. Anında kahveler. Soğanla pek aram da yok aslında. Gıcıklığına olsun diye demedim. Sadece yemediğimi söyledim ama o belki yanlış anlamış olabilir. Bu Zeynep abla neden böyle her şeye çok kötü kötü cevap veriyor? Ya ne demek yemeğimden yemeyecek? Yiyecek ama. Böyle olmaz, yiyecek. Eğer yemesin ben de kendi gününde yemeyeceğim.
Yemeyeceğim, gerçekten yemeyeceğim. Ben şimdi neler yapacağım ya, ellerimle yapacağım yani. Vallahi ben şu an rejimdeyim ama bilmiyorum, bakacağız tadına, ona göre tadına göre puan vermeyi düşünüyorum. Ispanak yerim, böreğini yemem diyor. Ne diyorsunuz? Yani bir tadı en azından yememesi lazım diye diyeceğim, tamam. Sizin peki, hatın... Bu rejim nereden çıktı yarışma programında? Bak şimdi bir iş görüşmesine gittim. Ondan sonra kendileri çağırdılar. Ben projede yapıyorum. Dediler ki her şey tamam da bir sen eksiksin. Niye? E, kilona bak, boyuna bak dediler. O da direkt söylenir mi öyle canım? Yani öyle. Doktor söyledi. Doktor öyle dedi. Doktor söyledi. Dedi ki 18 kilo vereceksin. Ondan sonra gelip burada çalışacaksın. Var mı vermişliğin peki hiç? Tabii ki 105 kiloydum. Şu an 96 kiloyum. Oo, bayağı vermişsin gibi. Evet, ölmek var dönmek yok. Hala devam? Devam. Peki eşiniz ne diyor bu durumda? Eşiniz şikayetçi oldu mu kilonuzla alakalı? Yok, o da böyle İstanbul balkonu. Karı koca uyum içerisindeydik diyorsunuz. Tabii. Bizi izleyin lütfen. Mangal keyfimiz geliyor. Gümbür gümbür. Adana Adana. Böyle halaylar çekeceğiz. La 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 la. Yok ya. O zaten laylayına gelmiş. Aslan ne oldu? Kahveler geliyor. İnşallah bir hafta boyunca bu neşen devam eder. Güneşte mi pişirdin kız? Öyle zılgıt mılgıtla kendini geçindirecek ama Kadir Bey'in gözüne girmek için o. Hani Kadir Bey öyle hani şeyleri seviyor ya, öyle. Dostlar var, düşmanlar var içeride. Vallahi beni düşman bellemiş olabilir. Onu anladım bak. Evet. Sana düşmanlığı var yok, kesin. Yok. Neydi? Tolga çorbası. Tolga çorbası. Tolga. Osmaniye'mizin meşhur Tolga çorbası. Sivas'ta da Tolga diye geçiyor. Evet ama kısmi olarak yoğurtlu bir çorba. Evet. Genel olarak her ilimizde muhakkak bir yoğurtlu çorba var. Evet peki o zaman sezonun ilk yemeğini yiyelim. Bismillah. Hadi bakalım. Ellerine sağlık Aslancığım. Afiyet olsun. Eline afiyet sağlık. Olsun. Elinize sağlık. Sağlık. Afiyet olsun. Bu ne Aslan Hanım? Nane. Maydanoz mu? Nane yaprakları. Nane ile maydanozu ayırt edemeyen biri benim yemeklerimi asla eleştiremez. Ben mi ayıramıyormuşum? Öyle söylüyor. Ay çok ayıp ediyor o zaman. Yani ne alakası var? Bizler bunu yaparız, dolaba koyarız. Yani soğuk, sıcak hiç fark etmez. Öyle tüketilir. Ayran çorbası gibi. Aynen. Hı-hı. Evet tadını aldım, yorum yapmak istiyorum diyen var mı? Ben yapabilirim Kadir Buyurun Bey. Buyurun Kübra Hanımcığım. Ben röportajda da söylemiştim. İnşallah Aslan Hanım kestirmez diye de çorba kesmiş maalesef. Yoğurdu gerçekten Hayır. kesmiş. Yoğurt şöyle parça parça olduğu zaman bu kesmiş oluyor. Şimdi göster yoğurdu devirdikten sonra. Şu şekilde şöyle pütür. Hani pütür olmaması gerekirdi. Yani ben biz bunu böyle biliyoruz. Bir de mesela yapıyoruz. İçinde normalde nohut da konuyor. Yok bizde nohut konmaz asla. O belki başka yörelerde konabilir. Yani orijinalinin tarifi de bu şekilde zaten. Hayır. Ben nohutlu hiç yemedim de yapmayız da. Hiç duymadığımda ilk defa sizden duyuyorum Kübra Hanım. Yani bizim yöremizde de öyle. Siz nereliydiniz Kübra Hanımcığım? Sivaslıyız. Sivas'ta. Tolga Hı-hı. çorbası orada da var mı? Evet var. Hatta bilmiyorum bak işte, şöyle bilmiyorum. Eleştirmedim Kadir Bey. Normalde biz mesela üzerine kuru soğanla nane yakıp döküyoruz. Siz farklı hani ben ya. Siz onu eleştirmedim. O yayla Hayır, çorbası. Yok ben o şekilde eleştirmedim. Hayır yayla çorbası o. Yani ben o şekilde nane demiyorum ama soğan çorba. Var içinde. Soğan tamam, var. İşte biz ona yayla çorbası deriz. Ya her yörede farklı ben ona bir şey demiyorum. Ama normalde bu çorbanın yani içinde Hayır, asla. Nohut da var. Ben soğanı kıyaslamıyorum. Soğan olarak kıyaslamıyorum ama hani nohut olmalıydı. Bir de yoğurdu kesmese güzel olurdu. Biz böyle yiyoruz. Yani. Kesmiş olarak mı yiyorsunuz yoğurdu evet, kesik? Evet, özellikle çoğu kestirerek yiyor. Tadı burada. Yani, röportajımı da dinlerseniz bana hak verirsiniz. Bizim bildiğimiz kesmeyen olduğu için hani kesmezse güzel olur dedim ben bunu. Ta baştan söyledim. Peki biz böyle kesik yiyoruz diyor. Ona inanıyor musun? Yani pek mantıklı gelmiyor bana. Yani kesik yoğurtla çorba hiç duymadım ben. Bence yani güzel, çok güzel. Orijinal tarifi falan. Orijinal Osmaniye Tolga çorbası denildiğinde budur. Peki. Songül Hanım siz nasıl buldunuz efendim? Vallahi Kadir Bey tuzu da eksik. Hem de peynir gibi olmuş. Baksanıza sanki peynir yapmışız gibi. Kesilmiş yani. Yani bilmiyorum. Biz böyle yiyoruz. Böyle seviyoruz. Yok ne yöresel olursa olsun bunun peynirle yani kesilmemesi gerekiyordu.
Kesilmiş gibi görmüyorum ama ben. Hayır, bu kesilmiş. Hayır, asla görmüyorum. Ardahan'da böyle kesik bir çorba misafire çıkar Hayır, mı? Hayır, çıkmaz. Bizde çıkmaz. Çorbayı kesen de kendim hamar atım demesin valla. Benim çorbam kesilmedi. Ne kadar kabul etmese de ne yazık ki çorbası kesilmişti. Taslan Hanım, bazen çelişiyorsunuz ama söylediklerinizle. Evet. Hani asla. Bir diyorsunuz ki biz ama kesik yiyoruz. Ama ben buna emek etmişim bir diyorsunuz yani. Ki, bak, bir kesik yiyoruz diyorsunuz. Bir de diyorsunuz ki kesik değil. Kesik değilse neden kesik yiyoruz Şimdi diyorsunuz? Şimdi şöyle, yani normalde hani yapılışında biz hep böyle gördük. Ama böyle yaptık. Yani kesilmiş diyorsanız biz bunu böyle yiyoruz. Ya orası sizin düşünceniz ama benim bildiğim yoğurt konulan hiçbir çorba kesikse ben ona yani kesik yiyorum demek mantıklı gelmiyor. O zaman gelmiyor. Sizin çorbalarınız kesik olmayan çorbalardır. Yani evet. Biz böyle biliyoruz. Aslan Hanım bazen yemeklerin arkasında duramadı. Bazı konuşmalarında tutarsız davrandı. Asla ben tutarsız bir insan değilim. Bu Kübra bana kesinlikle kafayı taktı. Beni kendine çok rakip gördü. Ama ben rakip görmüyorum. Zeynep abla bir şey söylemek istiyor sürekli lafı bölümde. Ben ilk defa yani Toyga çorbası içtim, Tolga çorbası içtim. Tolga çorbası bu çorbaymış. Tolga. Her neyse işte bizim bildiğimiz arpa yarma çorbasına Tolga koymuşlar ismini. Ondan sonra dediği gibi şeye katılmıyorum ama bazılarının tansiyonu olur, bazılarının olmaz. Tuz konusuna. Tuz ama. Konusuna çünkü koyabiliriz. Ya ben evde yaptığım yemeklere okay. de tuzu çok fazla koyuyorum. Ama çok yani misafirlerimde çünkü çok, aşırı bir tuzlu takılmıyorum. Değil yani göreceli bir tuzlu bence. Evet. Tuzu çok götürmez Zaten ama bu çorba. Zaten tuzu eledik ben daha ne dedim tuz evet. o kadar önemli değil tamam. dedim ama. Ama çok bayağı. Da böyle. Bundan sonradan atılabilir. Çok da böyle. Ben şunu da düşünüyorum Kadir Bey. Yani Zeynep Hanım derin derin nefes çekiyor. Üç kere sözünü böldünüz, sinirleniyor tamam. yavaştan. Tamam. Şey çok da hani böyle abartılacak bir çorba değil. Övülecek bir çorba değil. Övülecek bir çorba değil ama elinize sağlık. Afiyet zahmet olsun. Etmişsiniz. Afiyet olsun ama ben çorbamın arkasındayım. Zahmet etmişsin ama. Yani emek vermiş kadıncağız. İçine ne koydunuz Aslan Hanım? İçinde dövme, yumurta koydum bir tane. Bir şey. Terbiye yaptın terbiye, yani yoğurtla. Aynen yoğurtla pişirdim. Peki Mahmut yorum ama yapmış mıydın sen? Yok, yarım yok. Saat süremi aldı. Yarım saat karıştırdım. Hiç bırakmadı değil mi kaşığı? Sıksaydı. Hiç bırakmadı. Peki. Bir damla limon, limon atsaydın. Limon sıksan daha çok. Bir damla. Songül abla limon kesmez mi? Kesmezdi. Yoğurdu? Limon sıkılır mı o çorbaya? Yani limon sıkılınca zaten iyice perteleşir. Bence çorbam gayet güzeldi. Ben kendime güvenerek yaptım. Ben de ilk defa yedim ama şu araştırarak geldim. Evet. Toyga çorbası Kübra Hanım'ın dediği gibi oluyor gerçekten. Evet içinde evet. nohut üzerine. Mesela ben rengini de bu Siz şekilde beklemiyordum. Siz Osmaniye usulü duymamışsınız veya işte görmemişsiniz. Yok yazdım tarifte zaten. De öyle, tarifte de öyle çıkıyor. Mesela. Biz sizi doğru eleştirmek için araştırdık. Dediğiniz gibi yine un yumurta ama, falan çırpılıyor ama evet, rengini mesela bu şekil beklemiyordum ben. Evet. Daha ama farklı bir rengi oluyordu. Zaten Tolga çorbası yoğurtla yapılır. Yoğurt beyaz olur. Beyazla yani bu çorba böyle olur. Ya mesela renk olarak ne bekliyordun? Salçalı mı? Üzerine mesela... Aynen Demek yeşil farklı şey, bir rengi var. Naneyle soğan yandığı için evet, yeşil bir rengi veriyor ya. Ya bir yere sabit baktınız gördünüz ama Hayır, şimdi hanımefendi ben Adanalı bakmadım. Kendi yöresinde böyle ben oldu. Ya da Adana hani usulü siz... yazmış olsaydı belki. Ben mesela Osmaniye usulü yazınca direkt isme odaklanıyor. Mesela isme evet. odaklandığımda... Peki bu çorba kesilmiş mi Mahmut? Ya bence de kesilmiş. Çünkü Songül Hanım dediği gibi peynir gibi duruyor. Sanki yoğurdu ısıtmışım, içerisine yarım eklemişim. Nane tadı da alamadım açıkçası. Yani mesela tadı damağımda kaldı diyemeyeceğim. Aslan Hanım, bugün masanızda öncelikle tok kalktım. Elinize sağlık. Çorbanızı beğenemedim. Yani damak tadıma hiç uymadı desem yeridir. Çorba haricinde her şeyiniz çok güzeldi. O yüzden size puanım... 4. Aslan Hanım'ın masasını ne çok beğendim ne de çok ezdim diyelim. Orta şekilde buldum. Aslan Hanım'a puanımı yazıyorum. 3. Aslan Hanım, yemeğinizde tatlınızı, kebabını beğendim. Onun için size bu puanı veriyorum. 2. Aslan Hanım'ın sadece baba ganuş ve kalbura bastısını beğendim. Her ne kadar beğenmediğimi söyleyip beni linçleseler de bence gayet başarılıydı. Sadece bir tık kızarmasını istedim. Aslan Hanım'a puanım... 3. Haydi bakalım efendim. Sezonun ilk topunu çekiyoruz. Kim çıkacak? Fanus'tan kimin ismi çıkacak? Songül abla az önce dedi ki ben kendimi hissediyorum dedi. Evet ben kendimi hissediyorum. Ben de Mahmut çıkar gibi ben hissediyorum. Ben de bir an Songül abla Zeynep abla ama Songül abla çıkar herhalde. Ya. Bana da ya Kübra ya da Zeynep'miş gibi geliyor. Bana ben de Mahmut gibi geliyor. Ya Zeynep Hanım ya Kübra gibi Haydi geliyor. Bakalım. O tarafa hiç bakmıyorum. Of, ben sen var ya bomba gibi yedim.
Yarının yarışmacısı son gazla Mahmut geliyor efendim. Bana bakıyorsun. Beyaz gel, top beyaz geldi. İki tane beyaz var. Demek ya birinizden şans hep ben bugün beyazda şanslıyım inşallah. Evet. Yarın peki, da inşallah. Peki hazır mısın sen? Bomba gibi hazırım tabii ya. Yalnız bak adam ılımlı yorumlar yaptı. Dediniz ki kendi gününü oynuyor. Çat kendi günü ertesi. Kendi günü çıktı. Gördün bak Kadir Bey işte kendi günü. Bu muamma. İnsanın aklına türlü türlü şeyler geliyor. Evet. Hadi bakalım. Yarın Mahmut'un el becerisini, hızını ve temizliğini göreceğiz. En önemlisi misafirperverliğini göreceğiz. Rizeli'm yani. Hadi bakalım. Yani. Yarın bomba gibi geleceğim. Yani Rizeli birisi olarak o marifetlerimi göstereceğim. Mahmut'tan umutluyum ama hayal kırıklığına da uğrayabilirim. Çünkü böyle çok kendine güvenenlerden pek bir şey çıkmıyor veya yetiştiremiyorlar. Yani Mahmut'un çok yapabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Mahmut Aslan'dan biraz daha iyi olabilir. Bir tık. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. Sıra bende şimdi. Puanımı vereceğim. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Enem Arat benim de sezonun ilk gününü geride bıraktık. Gayet güzel bir gündü. Aşırı eğlendim. Aslan Hanım zaten enerjisi yüksek bir hanımefendiydi. Temizliğe gelelim. Koltukları güzel sildi. Okey. Ama mutfaktaki performansını maalesef beğenemedim. Özellikle cam sildiğim suda fırının bezini yıkaması beni şok etti. Yani Aslan Hanım ya tam anlamıyla odaklanamadı yarışmaya ya da gerçek anlamda böyle temizlik yapıyor. Bir arada kalmadım değil. Yemeğe gelince çorbası kesilmişti. Kendince çorbasını savunmaya kalktı ama maalesef ki savunulacak bir tarafı yoktu. Tamamıyla kesilmişti ve tuzsuzdu. Ara sıcaklarda ben baba ganuşunu çok beğendim. Gerçek köz tadını vermişti ama maalesef böreğinin ıspanağı tuzsuz ve lezzetsizdi. Onu beğenemedim. Ama açması inceliği gayet güzeldi. Ana yemeğe gelince kebap bana tuzsuz geldi. Lavaşı kuru geldi ve acılı ezme acı değildi. Onu beğendim ama kebabını maalesef ki çok beğenemedim. Tatlısına gelince kalburabasızı gayet güzel pişmişti. Lezzeti kıvamı yerindeydi. Eline koluna sağlık diyorum. Ev sahibi olarak da kendini tatlı tatlı savundu. Çok fazla da aşırıya kaçmadı. Aşırı tepkiler göstermedi. Onu da beğendim. Şimdi yemeğine ve temizliğine yani hamaratlığına puanımı veriyorum. Bugün çeşmi nigar çorbası yapacağım. Ara sıcak olarak mantarlı volovan yapacağım. Zeytinyağlı yaprak sarma yapacağım. Wow. Yoğurtlu kereviz mezesi yapacağım. Ana yemek olarak fırın sebze eşliğinde kafede Paris soslu antrikot yapacağım. Hmm. Yanına da pirpirim salatası yapacağım. En son olarak da sizlere trileçe yapacağım. Kendi yöresine uygun Rize mutfağından bir yemek beklerdim Mahmut Bey'den. Mahmut da ama yemek yapmasını seviyormuş. Ama göreceğiz işte bir zaman kısıtlaması olduğundan dolayı yetiştirip yetiştiremediğini. Hadi bakalım o zaman elinden bir de kahvemizi içelim. Göreceğiz. Tamamdır. Ana. Ben ne yapsam çekilsem mi acaba? Tamam Zeynep abla. Süpürgeyi aldım. Gidesin geldi. Kız o kadar mı gözünü korkuttu? Ne bileyim ya ben. Ya 21 yaşında olan ne kadar gözünü korkabilir Allah'ını seversen. Yok ya bunlar Paris Maris çato mato deyip tıttır tıttır tıttır. Ana musulü baba musulü şeyler. Bir şey diyeceğim ara sıcakta da zeytinyağlı kerevizli var. Evet. Yani seçimleri evet. De güzel hafiften böyle ağıra doğru yavaş yavaş gitmiş. Evet. Ama hepsini beceremez Kadir Bey. Kadir Bey inşallah hepsini. Yani yetiştirebilir çünkü süre 2 saat. Dakika tutmuştur. Evet. Pratik bir insanımdır. Mesela bana 1 saat de versen ben bir ürünü yine çıkartırım. Bana 2 saat de versen çıkartırım. Planla çalışan her insan her şeyi başarabilir. Hiç kimse de kahvenizi nasıl içersin diye sormadığınızı fark etmedi. Anlamadılar galiba sizin çay ikram edeceğinizi. Belki şu şekilde düşünmüşlerdir. Bu Mahmut dün bizim neli içtiğimizi biliyor ama Aslan Hanım'ın nasıl içtiğini bilmiyorum. O yüzden ben Rizeliyim diye çay ikram etmek istiyorum. Sürpriz olsun ben tatlımı kahveyle ikram edeceğim. Peki el lezzeti olduğunu düşünüyor musunuz? Evet onda varım. Evet. El lezzetinin olacağında varım ama yemeklerini yetiştiremeyeceğine inanıyorum. Peki Aslan Hanım kesin ve net bir şekilde yetiştiremez diyor. Aynen. Ön yargılı olmayalım gene de masaya gelince göreceğiz. Son gün abla senin yorumun ne? Benim yorumum ne yani Kadir Bey? Yani az çok dünden bu yana görüyorsun Mahmut'u. İşte Mahmut biraz hırslı geldi. İnşallah yemekleri de öyle hırslı olur. Bizi silip yetiştirmesin de. Yetiştiririm. Aslan'a katılmıyor musun? Yetiştirir Mahmut. Yetiştirir de. Aslında menüsü mü daha uğraştırıcı? Yok Mahmut'un daha uğraştırıcı. Aslında benimki Aslan daha çok uğraştırıcı. Aslan mı kolay basitti yani. Basit Mahmut... değildi. Basit değildi. Yani Mahmut'un... Basit hariç. Demeyin benim menüme çünkü hayır, basit değildi. Aslan Hanım. Hamur açmak yani o kaç tamam tane mezeyle hamur açıldı. O hamur açılana kadar ben...
Mahmut Bey'in yaptığı, yapacağı salata tık 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 hepsini yapıyor. Yok yok aslan, Mahmut Bey'in hakkını yemeyelim. Yani menüsü güzel, ağır bir menü seçmiş. Çay getirmiş. Çay olunca hoşuma gitti. Yani eğer puan ver derseniz 10 puan veririm yani. Çayı da güzel yapmıştı, eline sağlık. Sunumu da güzel Mahmut'un. Beceriyor bu işleri yani. Büyük bir kızım olsaydı Mahmut alırdım ha. Çayın yanında o sunumluklar olmaz. O kahve yanı sunumlukları. Mahmut Bey'in çay sunumunu yani çok farklılık beklemedim. Farklı bulmadım. Çünkü yöresel gibi bizi vurmaya çalıştı ama aslında yemeklerinde hiç de yöreselliği savunmuyor. Menün hakkında yorumlarını yaptı herkes. Basit bulanlar da var. Aslında kendi menüsüyle kıyasladığında kendi menüsünü daha meşakkatli. Ama ne yapsaydım? Yoğurdu ısıtıp yarma mı koyup getirseydim? Mahmut Bey. Olmaz ki ama. Demiyordunuz ama. Belli ama ben de çorbayı beğenmedim dedin ki zaten. Dediniz ama biz eleştirdik. Ben defalarca söyledim. Onun yarması önce pişiyor. Ama Mahmut'u yoktu, eksikti. Mesela baktığınız zaman eksik malzemeli bir çorbaydı. Ha Mahmut Bey dün çok eleştirdin ama beni. Ama çorbayı ben zaten söyledim. Bugün senin kendi günün olduğu yok, için. Kendi günüm değil. Ben diğer menüsü için bir şey demedim. Ben çorbayı beğenmedim. Ama şimdi şöyle benim menümde de uğraştırıcı yani. Ama benimki uğraştırıcı değil mi? Göreceğiz Mahmut Bey. Göreceğiz. Sarmasa göreceksiniz. Mahmut'um kesin ve net olarak aslanım asla yetiştiremez diyor. Yetiştireceğim hepsini ve zaten denedim bunları ben. Yetişti. Saatte tuttun göreceğiz. Mu Mahmut Bey? Hepsi tamam. Tuttum. Hepsi tamam. Bakacağız. Sofrada seni göreceğiz. Sen evde bunu saatte denedin mi? Ben bunu denedim ve o esnada bunlar pişerken marketten eksiğim olup ben koşa koşa markete bile gidip geldim. Oo. Onu bile işin içine kattım. Hadi o zaman. Hadi hızlı çayımızı içelim. Bugün işimiz çok. Sevgili seyirciler birazdan da Mahmut biliyorsunuz temizliği çok seviyormuş. Şöyle güzel bir temizlik yapacağız. Ekrandan sakın ayrılmayın. Acaba Mahmut'u Japonya'dan mı ihraç ettiler? Çayımı beğendiniz mi? Çok evet, güzel. Yok, çok güzel olmuş. Ellerine afiyet olsun. Çok hırslı bir yapım vardır. Eğer ben bir şey olacak diyorsam o olacak. Yani onun olmama gibi bir durumu yok. Eğer olmayacaksa da şartları zorlamayı severim. Zoru severim. Bence temizlik sırasında Kadir Bey benimle eğlendiği kadar Mahmut'la asla eğlenemez. Ben kendime temizlik konusunda da çok güvendim. Mahmut'u da görecek bugün Kadir Bey. Mahmut çok çeşit yapmış. Belirtilen saatte kısa bir sürede. Yüksek puan verecektim ama bana sıfır gözümdesin dediği için ben ona bu puanı vermek istiyorum. Üç. Çorbayı beğenmedim. Ara sıcağı da beğendim. Güzeldi. Ana yemeği beğenmedim. Fransız usulü yapıyorum dedi. Fransız usulü olmadığı için ana yemeği beğenmedim. Ara sıcağıyla tatlısına puanımı veriyorum. İki. Mahmut Bey'in yemeğindeki tuz oranı bütün menüyü bence bitirdi. O yüzden sadece tek beğendiğim tatlısı oldu. O yüzden Mahmut Bey'e puanım 2. Mahmut Bey'in masasında damak tadıma uyacak hiçbir şey olmadığı için puanım 3. Evet sevgili seyirciler, puanlarımızı verdik. Sıra geldi fanusa. Yeşil hazır çok mısınız? Dönüyor, niye acaba? Evet, yeşil çok dönüyor. Ama yüzden... buna. Hadi bakalım. Yeşil benim bize. Rengim olsun. Ve yarının ben olayım ev sahibi aramızdan Zeynep Hanım olur efendim. Tam da istiyordum vallahi, şansına çıktı. Ben hadi bakalım. Çıkmadım. Dedin ki ben korkuyorum. Artık yani çekilemezsin. Sen isteyebilirsin, ben sizi ağırlayacağım. Ev sahibi ne koyarsa öyle. Ama puanını ona göre alırsın. Olsun, önemli olan yarışmak değil masa mi? Masa şeyi mi? Ha, ondan bir puan şey kırmıyorum ben masada. Siz bunu bir taktik olduğunu anlamadınız mı? Yani çıtayı düşük gösterip sonra soldan vuracak. Yok, masadan evet, puan kırılmaz. Hadi bakalım. Yolların ustası gibi olduğun gibi mutfakta da usta mısın göreceğiz. İnşallah gaza basarsın, frene basmazsın. Kazanmak için buraya geldim. İnşallah kazanacağım ama hakkıyla kazanacağım. Birilerini böyle ezerek, birilerini hor görerek değil. Tatlıysa tatlıdır, elemiyse emelemeyidir, lezzetse lezzettir. Ben onlara puan vermelerini istiyorum. Arkadaşım Adana'dan geldi. Gelmiş. Bu Samsun'un Sivas'tan gelmiş. Ardahan'dan. Hadi arkadaşı da Rize'den gelmiş Mahmut'cum. Ben Mahmut Bey burada gibi, galiba oturuyorsun değil mi? Ev İzmit'te oturuyorum ama devamlı git gel yapayım, ailem orada. Çok affedersin, bunlar bana küfretse de ben misafirim, ağırlarım onları. Anladım. Ev sahibiyim.
Onun için başım gözüm üstüne, buyurun. Ha, Mahmut Bey, bu taş sana geldi. Yok ben... Evet sana geldi. Ben yarın saatte görüşmek dileğiyle sevgili seyirciler. Paniğimi verdik. Sonra kahveni falan yaptın. Sen evet. Bir söyledin, bir kahve yaptın. Bir söyledin, bulama yaptın. Helal tutturdu. Hayır, üzüldüm. Hadi hadi kalkın. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle sevgili seyirciler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mahmut'un eline koluna sağlık. Mahmut bugün çok eğlenceliydi. Gayet pozitifli. Temizliğini beğendim. Gayet güzel temizlik yaptı. Püf noktalara dikkat etti. Ellerine kollarına sağlık. Hafif bir tık ağır kanlılığı var ama artık o kadarı da olsun. Yemeğe gelince çorbasını beğendim. Lezzetliydi. Bir tık daha tuzlatabilirdi ama neyse ki sıfır tuzlu değildi. Masada ben de ekledim. Gayet güzeldi. Ara sıcaklarda çeşitleri uygundu. Birbirine gayet uyumluydu. Sadece kerevize bir tık daha mayonez koyabilirdi. Süzme yoğurdun keskinliği geliyordu. Yoksa sarması da volovanı da gayet lezzetli olmuştu. Özellikle Volovan'ın el açması olmayacağını bile bile el açması istemeleri beni çıldırttı. Ana yemekte maalesef ben de bazı hanımlara katılıyorum. Eti çok sertti. Sosuna peynir koymamıştı. Mahmutcuğum bazı şeyler değiştirilemez. Lütfen sen de rahmetli anneannem gibi kafana göre yemeklerini değiştirme. Café de Paris sosunda maalesef ki o peynir olmalıydı. Eti de biraz sertti. Ama tatlı da aynı fikirde değilim. Evet trileçede 3 süt şarttır ama lezzeti gayet yerindeydi. Karamelini yakmamış. Eline koluna sağlık diyorum ve genç yaşına rağmen güzel bir performans sergiledi. Bazen Karadenizliğin vermiş olduğu asiliyle hafif yükseldi ama kahve ve mıhlamayla da gönüllerini aldı diyorum ve şimdi puanımı veriyorum. Şehriyeli terbiyeli tavuk çorbası, mantar ara sıcak, salatamız farklı, roka salatası çilekli, ana yemeğimiz kuzu pirzola ekşili, bulgur pilavı sade. Sade bulgur pilavı. Evet, bir de limonatamız var içecek olarak. O güzel, olarak. Ev lokantası. Ev lokantası da hep senin yüzünden. Tatlı? Ev limonatası. Tatlı da çok değil, bu tatlının aslında çok özel bir anısı olduğu için. Onu yerken anlatırsınız. Yerken anlatacağım, söylüyorum. Ay ben niye unuttum? Nasıl yapacak Zeynep Hanım? Zor bir tatlı demek ki, dur. Unuttum ya. Bu kadar hatırlayamadıktan sonra bana muhallebi dedi, şuraya düşüp bayılıyor. Ay yok, sütlaç. Ne? Sütlaç. Unuttuğun sütlaç mıydı? Yok. Sütlaç mıydı? Nasıl sütlaç? Ne? Kız yok, sütlaç unutur mu insan? Kadir Bey böyle söylerken unutuyor da yemekler nasıl gelecek acaba? Nasıl gelecek? Kim eksik? Haş haşlı ıslak kurabiye yani. Peki ellerine sağlık. Ama yanında dondurma eşliğinde. Sade dondurma eşliğinde. Dondurma eşliğinde. Ben şöyle bir hızlıca bir sayayım arkadaşlar. Bir dakika. Ne oldu? Dondurmayı siz mi yapıyorsunuz? Bir dakika, mandalarımı sağımla geleyim. Keçilerimi. Ben kabul etmem hazır dondurmayı. Kadir yani Bey, onu da nasıl yapsın? Aa, şimdi Allah için yani onu da nasıl yapsın? Kendim yapıyorum. Bence yapabilirdi yani. Açardı internete, bakardı tariflerde, ona göre yapabilirdi. Adanalı'dan ben çok senden bekliyordum. Karpuz beceremedin mu? Adana kebabı. Ben sen nasıl çayları aldın ya. Neyse çay hadi, hadi hadi. Dilim damağıma yapıştı. Yedin ya. Ver bize bir limonlu çay. Ben mi? Günah olmasın, bulamayan var diye. Çay mı yok Kadir Bey? Nasıl? Çay taklit olmuyor mu düne bakayım? Ama yok, söyledim. O zaten hafta gününden beri çay söylüyordu. Tamam, söyledim. Söylüyordu. Tamam. Şöyle söyleyeyim, bu menüyle beni geçeceğini düşünemiyorum. Düşünmüyorum daha doğrusu. Çünkü menüsü gerçekten çok kolay. Zeynep Hanım hamalatlık gerektiren yemekler asla seçmemiş. Zeynep Hanım. Efendim. Aslan Hanım işi iyice abarttı. Dondurmayı da kendiniz yapacakmışsınız. Vallahi bir şey değil, ineği de kendin, mandayı da doğur diyecek bana. Hani keçi sütünden falan oluyor ya. Dondurma. İnsanlık hali, tatlının adını unutabilirsiniz. Hemen bir açığınızı arıyor. Unuttu falan. Unutmadım değil ya. Onlar öyle yaptım. Şimdi gözlüklerime takılmışlardı ya. Şimdi de B12'ye takılacaklar. Aa, unutkan kadın. Bak bu bardağı özel seçtim biliyor musun? Neden? Ne özelliği var onun? Onu Kadir'e koyacağım. Şimdi bir şey değil, ona da söylenecek. Ona ayrı koydun da bize bir koydun diye. Ne dur, tarifini versin o zaman. Tamam kız, bak ver tarifini. Madem sevgili seyirciler, Aslı Hanım'dan efendim dondurma tarifi geliyor. Evde yapmak isteyenler hadi bir söyle bakayım. Çilekli mi istersiniz? Fark etmez. Tamam, fark etmez. Sade de yeriz. Çilekleri temizliyoruz, doğruyoruz, atıyoruz blenderımıza. Püre oldu. Bir kutu kremayı atıyoruz. Sonra süt koyuyoruz. Onu bir bızlatıyoruz. Tamam. Sonra buzluğa atıyoruz.
ve kaşık kaşık yiyoruz. Daha önce o zaten dondurma gibi oldu. Pudra şekeri koydum. Ama şöyle biraz aklıma yattı gibi oldu. Ama 2 saatte donar. Şeker nasıl koydun? Şeker koydun. Pudra şekeri. Özelliği pudra şekeri. Aslan Hanım'ın bence dondurma sorusu gayet yersizdi. Çünkü yani dondurmayı madem kendisi biliyordu, kendi gününde yapabilirdi. Biz de tadardık o zaman. Bir şey söyleyebilir miyim? Yani sadece kaşarlı mantar mı arasacaktı? Belki büyük mantar. Ama yine... Ama saçma yani. Çorbası güzel çorbayı benim beğendim. Benim şu an beni de şaşırdığım en evet. şey kuzu pirzolanın yanında limonataya şaşırdım evet, birazcık. Evet, yani çok... Ben mantara sağda ıslak kurabiye şaşırdım. Yani ama çay saati menüsü gibi oluyor. Kadir Bey, her şeyi ben hazıra kaçmış. O da hamarat olmadığını biliyor. Yanında pilav var ya, pilav var lütfen. Limonata yerine ayran tercih etseydin keşke. Uyurdunuz diye seçmedim. Yok, niye uyumaz? Buyurun hanımefendi. Ama o Kadir Bey. Uyanırdık belki. Ha, teşekkür ederim. Farklı mı? Niye? Evet, okudum üfledim. Kovaralabilmek için mi? Biz orada kendi evinde misafirsek, beşimiz bir aradaysak aynı çay bardağıyla getirmesi lazımdı. Ayırt etmemeliydi. Zeynep abi istersen tepsiyle öyle bırak oraya. Ha, puf, kemkirlenmesin. Sen şekerini al. Değil mi? İş çıkmasın bize aynen, pardon. Aynen. Daha önce evine gelmişiz, misafiriz. Bir kek yapıp bize ikram edebilirdi. Bizim önümüze pastaneden aldığı tatlıyı ikram etti. Zeynep Hanım dün dedi ya, aa ben çekileyim mi yemekte? Evet. Kendine güvenmedi. O yüzden menüleri böyle hafif. Evet Zeynep Hanım bir cevap bekliyoruz. Evet, menüleri evet, hafif de, değil. Ya, ben çekileyim size... masada. Tamam evet. çekileyim dedim de. O yüzden şöyle yani. Çekileyim dedim. Yani çocukcağız 8 tane yapmış 2 saatte. Ama benim menüm daha ondan sonra dedim ki Allah Allah ben nasıl yapacağım Zeynep dedim. Zeynep Hanım'ın menüsünün yanında. Sadece kafama yatan bir pirzol oldu Zeynep Hanım. Başka hiçbir şey kafama yatmaz. O da Adana'sın ekliği yani. Ha, ama ben o söyleyeyim ekşi, bak. O ekşi bu ekşi ekşiye doyuracaksın bizi yani. Öyle ekşi değil ya. Yiyince anlayacaksın zaten. Çorbası da güzel ama. Yiyecek başına mı belirledin abla? Evet. Danıştın, soruştun mu? Ha, hiç kimseye sormadım. Ben ben Karadenizliyim, Anadolu kadınıyım. Karadenizliyim diyorsunuz, Rizeliyim diyorsunuz, ben gidiyorsunuz. Ben Trabzonlu. Ben Trabzonlu. Hamsi yok bu merak etme. Ben sana hamsili pilav ben yaparım. Çok bir şey de, diyeceğim arkadaşlar. Hamsiyi bırakırdı. Hiçbiriniz de demiyorsunuz. Bu kadın gözlüklerini bugün çıkarmış. Ben söyleyecektim. O güzel gözlerine bize bakmış. Evet. Bence lens kullanmış. Lens var. Aa, kadın Karadenizli zaten. Bilmem ne. Bence lens. Numaralı lens. Kadın Karadenizli. Evet lens. Hayır gözlerinizde şu an lens var. Numaralı lens. Kadın Karadenizli. Bağırıyor. Ben buradayım diye bağırıyor. Ya kardeşim beni bir konuştursanıza. Gözlerim sulanıyor bak. İşte onun için lens taktım. İşte gözlük takmama laf ettiler. Bugün lenslerimi taktım ama yine de gözlerim sulanıyor. Bu kaynanalar da gideceğin gibi. Dün o kadın dedi ki benim yanımdan alın dedi. Ben duyamıyorum. Bugün de ben gittim. Sanki yarışmamızda bir Kübra Hanım vardı ama hiç göremiyorum. Hiç konuşmuyor. Bence çok konuşan boş konuşur. Ben yerinde konuşmayı tercih ettim. Çaylarımızı içtik. Birazdan Zeynep Hanım'la temizlik yapacağız. Ama ev bayağı kalabalık. Nereden başlayacağız bilmiyorum. Göreceğiz. O yüzden ekran başından sakın ayrılmayın. Geliyoruz değil mi abla? Nereye geliyor? Temizliğe geliyoruz. Temizleyecek mi? Temizleyeceğiz. Bence biz oturak sohbet edelim. Onu da yapacağız. Geliyoruz birazdan. Zeynep Hanım bence bugün çok ılımlı geliyor bize. Çünkü 2 gündür daha bir sert, daha bir ağır yapısı vardı. Bugün daha sakindi, daha ılımlıydı. Gel Zeynep ablacığım. Zeynep abla bizimle dalga geçmiş. Bana da öyle geldi biraz. Niye kız? Bak kadın sapını bile pişirmiş sizin için. Ara sıcağı görünce çok gülmem geldi. Ya biz onu köyde mantarı topluyor, sobanın üstüne koyup pişirip yiyoruz. Aa, çok güldüm hatta görünce. Yani dedim bu tabak ne? Ara sıcakla alakası yoktu. Ara sıcak olabilirdi ama bir tek mantarla bizi kandırdı. Gerçekten dalga geçmiş. Ya adı üstünde diyorlar ara sıcak, ara sıcak küçük gelir yani karnını onunla mı doyuracaksın? Sanki bizle dalga geçer gibi bir sunum yapmış getirmişti. O otelde görmüştüm, 5 yıldızlı otelde gittiği için öyle getirmişler Zeynep abla o da bize yapmış. Bakalım hadi afiyet olsun. Hem tek çeşit yapmış Zeynep abla. Evet. Şu anda rahatsız olduğun konuda ne ara sıcakta Kübra? Yani tek çeşit ve çok basit. Ara sıcakta ne ürün verirsen ver birden fazla konulur.
Yani ben bir şey daha olabilirdi. Seçtim. Bir şey daha olabilirdi bence. Ben bir tane hatta seçtim. Hatta biz mantar az olur diye sabah da konuştuk Kadir Bey. Sonra siz mi dediniz, arkadaşlar mı dedi hatırlamıyorum ama denildi ki hani belki büyük bir mantardır. Büyüktü, bunlar çekti. Evet ben dedim. Bu... Belki acaba evet. Çok mu büyük bir mantar içine dolduruyor. Közde yazmışsın. Közde yazmadık. Evet közde yazıyor. Fırında. Mantar közde. Evet fırında közlenmiş mantar. Bak közlenmiş mantar. Tamam fırında közlüyoruz işte yakıyorsun. Közlenmiş mantar. Fırında bana közde diyor işte sen öyle. Sen ateş mi yakmasını bekliyorsun? Senin bu ateşe. Ablamın için ateşeceksen oduna yazık. Peki Mahmut tadı nasıl? Yani ben pek sadece beğenemedim ya. Sadece yani kendi tadı sıcak elemeyi ya, yok öyle yani. Bir... Şey hevesleyemedim yani istekleyemedim. Ben Aslıhan Hanım bu mantar için şöyle bir yorum yapmış. Kazanmak isteyen insan böyle bir ara sıcak yapmaz. Katılıyor musun? Kesinlikle yani bu şey evet. Mesela bunu zaten şey şimdi yani mesela, yarışmada birinci olmayı kafaya koymuş birinin yapabileceği bir ara sıcak. Hayır mı? Bunu ya yani bunun yanına bir çeşit daha olmalıydı. Yani bir börek olmalıydı. Bir farklı bir yoğurtlu bir meze. Abla yetişmez diye mi düşündün? Alakası yok. Hep börek zaten şişmanlık. Şöyle söyleyeyim tamam, mesela şu an yoğurtlu bir meze seçebilirim. Mesela ben şu an bu masada menüde sanki hiç ara sıcak yememişim gibi hissedeceğim. Evet. Aa, direkt ne kadar güzel gerçekten öyle. Ama. Siz bunu ama yemeğin yanında düşünebilirdiniz. Pilav yerine bu olabilirdi. Hayır çok basit bu ama. Ara sıcak. Evet çok basit. Hayır bu ana yemek için çok basit. Hayır yemeğin ya etinizin yanına. Ay etin yanına mantar olur mu hiç? Alakasız yani. Etin yanına mantar yapmışsınız. Bu ara sıcak ama bak ara. Ara. Tamam. Tamam anlıyorum da mesela zaten bunu aralara yapmak için bir el hamar atlığına gerek yok Kadir Bey. Mantarın kendi tadı, peynirin kendi tadı. Heh. Burada bir el hamar atlığı yok, yok ki. Yani bunu benim 12 yaşındaki kızıma da yaptırsak vallahi aynı tadı yani. Bulurduk yani. Hani ara sıcak ya tam aralara böyle sıkıştırabilecek kadar az ve küçük olmuş. Peki tadını beğenmeyen gerçekten var mı? Ben beğenmedim ya. Yani bunun bir kaşar... Mantar yani zaten kendisi... Aynen. Ama beğenmedim diyor mantarı yemiş içirmiş. Ama o bir kere zaten bir çatallık. Bir tadı mutlu nasıl edinlik yani? Hayır mesela. Ama diyorlar ya sen bir şey katmadın ki zaten mantar üstüne de kaşar diyor. Kendi tadı diyor. Tabii evet, canım. Evet. Kendi tadı. Fırının şimdi başında da dedem bekliyor. Ebeğe yemeden nasıl puan vereceğim Kadir Bey? Zeynep ablacığım elemeğim nerede? Mesela bir çocuğu da bekletsen fırının başında bekler pişene kadar. Aynen. Olsun ben böyle hafif olsun hafif dedim size. Hafif de kızarmamış bile bak kızarmamış. Sen şimdi abla mesela bu pişene kadar oturdun sandalyeyle karşısında bekledin mi? Tabii onun pişmesini bekledim ki sonra tatlıyı koyacaktım içine. Ha bunu geçin 5 dakika 10 dakika. Yani. Vallahi değil yarım saatte bu suyu Zeynep çekiyor. Zeynep Hanım'ın yemeklerinden belli yani onun başında Aslan oturacak Hanım, kadar vakti olduğu çünkü yemek çeşidi yok. Aslan Hanım biz ana yemeğe geçelim. Beş yıldızlı otele gitmiş bir de hazırladığım menüye bak. Hiç alakasız. Sanki köydeyiz, sobanın önünde közde mantar pişirmiş yemişiz. Şu an karşınızda ciddi anlamda kazanmak isteyen bir yarışmacı var mı? Ben çok fazla göremiyorum Kadir Bey. Ya sadece bir mantar üstünde görüyorum. Kaşar var. Evet. Evet. Yani başka bir şey yok. Çünkü Kadir Bey o ben... ara sıcağı yeşil biber, kırmızı biber mesela doğrayıp içini bile doldurmamış. Öyle de yapılıyor mesela. Hadi onu bile doğrasa yine bir emek derdik ama bunda evet. Bir emek yok emek ki. Emek yok ki. Mantarın sapını koparıp içine kaşar koymuş yani bu. Mantarın kendi lezzeti zaten. Evet. Mesela ya da yanına... Lezzetsiz olma gibi ne bileyim, şansı yok mantarın bir garnitür zaten. Bir şey yap. En evet. Azından tabak boş kalmasın. Bir meze yapabilirdi yani, yanına. Çok boş tabak gerçekten. Yani emek isteyen... Şimdi hep emek dedik ama şimdi ya bu da gerçekten emek isteyen bir şey değil yani gerçekten. Evet, çorbası da yani bana değil. Göre çok emek. Yok çorbası güzeldi Aslıhan Hanım. Ha, tat olarak demiyorum ama emek var emek var. Yok evet. Çorbasında vardı da mantarı alakası. Yok aynen ben şu an ara sıcak yemedim desem yeridir yani. Yani ben çorba evet. Yorumunuza da biraz şaşırdım açıkçası. Yani niye lezzet kadın? Konusunda tavuk suyu çorbaya lezzet vermek çok da zor bir şey olmasa. Hani evet, hayır kıvamını tuttum. Sizin aklınızdaki yorumlarım da kafamda biraz değişiyor evet. Yavaş yavaş. Diyorum ki tavuk suyu çorbasına lezzet vermeyi çok zor bulan biri acaba kendisine pişirecek. Hayır ama terbiyesini de güzel yapmıştı. Karşınızda bence kaç yaşında hanımefendi var? Kaç senelik ev hanımı yani bir çorba terbiyesini de veriverse biz zahmetin. Yani terbiye... Bu kadar iddialıyken. Ara sıcağına yapamamış ama çorbayı yapmış. Ara sıcağına geçtim. Çorba konusunda tabii ki lezzetli okey ama bir tavuk suyu çorba hamur attık yarışmasında ne kadar zor lezzetlerdir. Hayır onu tutturması da gerekiyor. Neyi tutturacak mesela Songül abla? Tadını, lezzetini. Yok sadece kıvam. Kız tavuk Kadir suyuna Bey. Bir şey diyeceğim. Kadir Bey deyip durma diyeceğini de Kübra 38 kere Kadir Bey diyor. Söyle sen söyle. Estağfurullah. Şunu demek istiyorum. Bütün bir tavuğu haşladığında, çıkan suya tuz attığında ekmek doğrayıp yiyebilir misin? Lezzetli olur o da. Zeynep ablanın sadece çorbasını beğendim. Ben de fazla puan beklemesin. Benim puanım...
2. Zeynep Hanım'ın sadece verdiği emek karşılığında tek bir çorbasını beğendim. O yüzden ona puanım... Zeynep Hanım, çorbanızı beğendim. Ara sıcağınızı beğenemedim. Zaten ara sıcak olarak saymıyorum onu. Boş bir tabak gibiydi. Ana yemeğinizde sadece pilavınızla etinizin pişimini beğendim. Tatlınızın üzeri kuru, alt kısmı lapa olmuştu. Bu yüzden size puanım... ...3. Zeynep Hanım'ın sadece çorbasını beğendim. Ona puanım... ...2. Evet, herkes puanlarını verdiğine göre haydi bakalım yarın yarışmacısı kim olacak? Ve kalan top da Cuma'ya kalacak. Yarının yarışmacısı. Bakalım bu masadan hangi isim olacak efendim? Evet, yarınki ev sahibimiz Songül Hanım oluyor efendim. Ve Cuma günü büyük finalede Kübra Hanım kalıyor. Songül Hanım bence yarın biraz panikleyecek gibi. Zor yetiştireceğini düşünüyorum menüsünü. Songül Hanım hazır mısınız? Hazırım Kadir Bey. Hazırsanız o bomba zaman. Bomba gibi geliyorum. Hayvanların içinden geliyorum. Her evet. Yerini biliyorum dedin. Evet. Maşallah dilin de yerinde. Dilin de yerinde. Yarın senden güzel bir ev sahibi, iyi bir performans bekliyorum. Evet, inşallah 75 göreceksin. 75 bin TL'ye çok az kaldı. Evet. Kübra'cığım sana da Cuma günü başarılar. Tamam, teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, yarın yine aynı saatte güzel arkadaşlarımızla karşınızda olacağız. Sakın kaçırmayın, yarın görüşmek dileğiyle. Sevgili seyirciler, Enem Arat benim de bir günü daha geride bıraktık. Zeynep Hanım şakacı bir hanımefendi. Açıkçası bugün masada biraz daha ciddi olmasını beklerdim. Çünkü onun günüydü. Bu yarışmaya katılmak isteyen, sırada bekleyen onca insan varken Zeynep Hanım bu şansı yakalamışken biraz daha iyi kullanmasını beklerdim bu şansı. Neden diyeceksiniz? Çünkü ucunda 75 bin TL olan bir yarışmada tavuk suyu çorba, bulgur pilavı, kuzu pirzola bunlar çok basit yemeklerdi. Ben biraz daha ağır yemekler beklerdim ondan. Bunca işi bir arada yapan hamarat bir kadınken menüsü bana aşırı zayıf geldi. Tavuk suyu çorbası lezzetliydi. Çünkü tavuk suyu çorbasıydı. Ara sıcakta mantar asla bir ara sıcak değildi. Yani en azından yanında eşlik edecek bir şey olmalıydı. O yüzden maalesef ki beğenemedim. Ana yemekte porsiyonlama çok azdı. Bulgur pilavını sadece beğendim. Etinin salçası çok yoğun olmuştu. Tatlıya gelince evet tatlının tadı güzeldi. Ama maalesef ki pirzolanın peşine gidecek. Menüye uyacak bir tatlı değildi. Yarışmacıların da yorumları bazı yerlerde beni sinirlendirdi. Çünkü tam olarak onlar da menüye odaklanmadılar. Lezzetine odaklandılar. Böyle bir yarışmada bu menü hele ki sezonun başında çok çok zayıftı. Maalesef ki beğenmediğim yerler vardı. Mutfaktaki performansında da beğenmediğim kısımlar vardı. Şimdi Zeynep Hanım'ın hamaratlığına ve temizliğine puanımı veriyorum. Bugün menümüzde ayranlı evelik çorbamız var. Vay. Ara sıcağımız elimle açacağım. Kendi yöremize feselimiz var. Yanında semizotu salatamız var. Ana yemeğimiz pirinç pilavımız var. Patates çanağında etli soğan yağısı var. Tatlımız da kendi ellerimle açacağım. Baklavamız var. Salatamız nedir? Ha pardon salatamızı unuttum. Kaşık salatası. Kaşık salatası. Kaşık evet. Mı vereceksin gerçekten? Evet ben kaşık salatası. Ben doymam da rejimdeyim. Biz sende nasıl doyduksa sen de öyle Zeynep ellerine koluna sağlık dün şimdiden. Dün öyle dediniz ya. Teselliyi çok fazla bilmiyorum açıkçası yöresel olduğu için. Yemeklerimi yaparken de hepsini tek tek nasıl hazırladım, nasıl yaptım, nasıl pişirdim, nasıl ettim hepsini tek tek hem anlatıp hem yapacağım. Sana da özel şey getirdim Mahmut Bey. Hani dediniz ya böyle feselliyle, keteyle. Peynir, bizim oranın yöresel çiçek peynirini özel. İçin mi getirdin? Evet, özel onu seviyorum getirdim. Diye Mahmut şey Bey'e getirdim. Aynen, seviyorum diye. Sağlık. O zaman kahveyse kahve, çayse çayımızı alalım. Nasıl içersiniz kahvelerinizi? Orta şekerli çayımız. Sizin kadar. Ben şekerli alayım. Siz nasıl içersiniz? Orta. Songül abla iddiasına göre gözümde hiç iyi bir rakip değil. Menüsünü gördükten sonra. Gitti ya, çok da üzüldüm. İstiyordum bileziği alayım da kızım taksın koluna bugün. Bugün Aslı Hanım'ın şansı ve eve er gitti diyelim. İnşallah yarın da bana çıkar. Songül Hanım'a şaşırdım baklavayı görünce. Nasıl aşacak? Nasıl yetiştirecek? Arkadaşlar şaka bir yana bileziği de bir kenara bırakıyorum. Yarın büyük final. Yani evet. 75 bin TL alacaksınız yarın. Ben alacağım onu. Bilmiyorum. Herkesin kendince hayalleri vardır. Aslan Hanım dedi ki ben oğlumu dedi yurt dışına okula göndereceğim eğitim dedi. Eğitim masrafı için. Zeynep Hanım ben para yiyeceğim dedi. Evet. Açık ve net söyledi. Mahmut. Ben Umre'ye gitmek istiyorum. Sen Umre'ye gideceksin. Ben ona dedim parayı kazanınca bana ver ben seni Umre'ye yollarım diye. İlyas Salman gibi seni Almanya'da Yeşile'ye götürür bırakır görürsün. Ben arkadaşımla gideceğim.
Hadi bakalım güle güle harca. Kübra? Belki ben seni birisi ünlüye yollar kazanamaz sandı ya. İş açmak istiyorsun. Evet. Ne gibi bir iş? Yani ev yemekleri üzerine. Kadın girişimci de istekliyle. Evet. Dükkan mı açmak istiyorsun? Evet. Bence diğerlerinin gözünü korkuttu benim ev yemekleri üzerine çalıştığım. O yüzden kimse hiçbir yorum yapmadı. Bu benim çok dikkatimi çekti. Valla menümü beğendiler. Eleştirecekler. Benim menüm onların menüsünden ağır. Bakalım ne kurt bulmaya çalışacaklar. Ama ben vermem. Her şeyin dört dörtlük benim. Hep el açması. Benim evim var. Zeynep Hanım gibi ara sıcak bir mantar yapmış getirmiş önümüze. Ben ellerimle fesilli açacağım onlara. Yesinler de görsünler ağzının tadını. Songül Hanım'ın ben bugün aslında pek başarabileceğini de düşünmüyorum. Hani derler ya böyle sakin. Aslında hatta. Çok güzel yorumlar yapıyor. Evet. Sadece arada evet. Sözünüzü bölmemek için genelde Kadir Bey Kadir değil mi? Buyurun. Yoksa... Arkadaşlarımı bölmek istemiyorum ama bazen olmuyor. Yorumlarını gayet iyi yapıyor kız. Ne kadar geniş kahve tepsisi onlar öyle. Kahve sunumu kötü değildi. Ben çok kahve sunumlarına takılmıyorum. Kahve sunumu normal bir sunum. Öyle ahım şahım falan değildi. Orta derecede. Evet kahvelerimizi yudumluyoruz. Ardından temizlik için karşınızda olacağız. 3 katlı evi temizleyen Songül Hanım'ın temizlik tüyolarını, el hızını ben de merak ediyorum. O yüzden ekran başından sakın ayrılmayın, geliyoruz. Songül Hanım bence yalan söylüyor. Bir günde 3 katlı villa temizlenmez. Kesin yanında yardımcıları vardır. Songül Hanım mutfakta benden daha da çok panik olacak. Bugün aslında pek başarabileceğini de düşünmüyorum. Süreniz bitti Songül Hanım. Kapattım. Size özel sürprizim var. Hepimize helal. Çay getirse keşke. Hele bir içek. Tam çayın yanına gidecek mi? Bu arada bizim çaylarımızı ben unutmuştum vermeyi ama verdim. Buyurun, onu da söyleyelim. Buyurun, Muhammed Bey. Teşekkür bizim oranın yöresel peyniri. Bu da tereyağı. Ben de siz yapıp getirdiniz sanki. Eyvah ya. Ne yapmış, getirmiş. Bu hoşuma gitti, teşekkür ederim. Saçmaladınız yani şimdi. Mahmut Bey bir tane peçete alabilir miyim? Siz yani saçmaladınız hani aslında. Bir şey yapıp getireceğinizi kıskanıyorsunuz, kıskanıyor, çekemiyorsunuz. Bir şey yapıp getireceğinizi zannediyorum. Ya tamam da bunu da onu yapsın. Biraz daha sessiz yani bir şey kısık olacak. Songül Hanım bir ev sahibi olarak kafamı şişirdi. Sürekli herkese laf yetiştirdi. Aslı Hanım aslında dinlemeden konuşuyor, yorum yapıyor. Patapatsız giriyor lafa. Ben dinleyerek konuşuyorum. Hakkımı da savunacağım yani. Hakkımı da onlara yedirmem yani. Aslı Hanım'ın mutfağa girmesinden rahatsız oldun mu? Rahatsız oldum, kovdum onu. Evet, aa, ne yaptı ne onun benim mutfağıma girdi. Haklıydın, sen hak katılıyorsun. Mutfağına aslında izin istedi dedim. Ben ama istememiş. İstemedi ama patya. Evet. Ama olmaz evet. Kadir Bey. Gerçekten olmaz. Ben söyledim ben. Olmaz. Ama haklıydı. Evet, sen yanlış yaptın. Kovdum izin ama. İyi yaptın. Dakikamı da çaldın ama. Orada dakikamla yarışıyorum ben. Bak gördün mü? Evet. Mahmut Bey orada dakikamla yarışıyorum. Yeni çevirmiştiniz, pişmesini bekliyordum. Aslı Hanım olsa o benim özelim. Giremezsiniz. Aslı Hanım tadına bak. Tamam evet. Kadir Bey giremez, o benim özelim. Haddiniz değil. Şimdi bu fellik miydi, hellik miydi? Feselli, bizim yörenin fesellisi. Tamam. Ben feselli... Elinize yiyebilirsiniz. Bak arasına peynir koyun, çok güzel ben oluyor. Bunun içine bir ayrı yeten bir şey var mı? Hayır. Yani yok, sade değil mi? Sade, bu sade. Tamam, ben ilk defa böyle sacda bir şey yiyeceğim böyle, bak. Böyle bak, biz böyle yaparız. Ciddi misin? Zeynep ben, abla. Evet, kullanmıyorum böyle sacda, tavada. Neden? İşte aç, şey, mazlama diyorum ya, sadece tandırda... Böyle köyde pişirilen ekmeği Zeynep ablacığım, bizim orada böyle yaparlar. Onu biliyorum. Bak bizim orada böyle yaparlar. Ben yapmıyorum. Mahmut Bey sevmiyorum. Demişti peynirle çok güzel olur. Özel onun için kasta arkamdan getirttirdim. Ellerine sağlık, kesene bereket. Afiyet olsun. Peki bunu ara sıcak olarak neden düşündünüz Songül Hanım? Karnımız doysun diye. Ara sıcak olarak yani neden? Ara sıcak, çorbadan sonra ara sıcak güzel gider. Biraz ağır olmuş sanki. Yanına salata yaptım ya Mahmut Bey. Semizotu salatası yaptım. Hani yoğurtlu daha hafif olsun diye bastırsın. Senin için problem nedir Aslıhan Hanımcığım? Yani bu yani böyle ara sıcağı hani uygun değil yoksa daha ki. Böyle, yani bunu gerçi ana yemeğiniz patatesli. Belki bunu bir patatesle falan ya, olabilir. Bu sefer de derdiniz ya ana yemek patates. Ama bu sade oluyormuş. Kendi de söyledi zaten. Evet. Ben söyledim. Songül Hanım sizin açıklamanızı vallahi benim açığımı arıyorsunuz Aslı Hanım. Bulamazsınız. Bulamazsınız. Siz benden daha yaşça büyüksünüz. Saçlarınızı artmışsınız ama kusur mu bulamazsınız? Kusura bakmayın. Artmamış, Songül saratmış. Hanım. Saratmış, ne demek istiyorsunuz şimdi? Yani ben gelirken siz gidiyordunuz. Wow. O yüzden.
Büyük laf onu etti. Onu keşke Aslan'ın ana söylese daha mı? Hayır, gelirken ben de gidiyordum daha, ben tadına çocuktum. Bak soğutma Aslan'cığım. Herkesin yemediği için. Ama aranızda dört beş yaşı var. Nasıl çocuk? Hakaretinden ben hakaret bunu etmiyorum. Asla ben misafirime hakaret etmem. Siz diyorsunuz ya, ama onu yapsaydım bunu yapsaydım. Tamam da yani sonuçta tüm izleyicilerimizin karşısında beni yaşımı rencide diyorsunuz. Hayır. Belki beni izleyicilerim 40 yaşında zannediyor. Bir dakika söyleyeceğim, bir dakika. Dün ama benim evimdeki benim kilomla rencide etmiştiniz. Ben size hiç öyle davranmamıştım. Evet Aslan abla. Niye? Altın kilo yer. Songül Hanım biraz ayıp etti. Kadın her yaşta güzeldir. Bak şimdi Songül'cüğüm. Ben bunu ilk defa yedim. Yediğimde ağzımda çıtır çıtır güzel dağıldı. Eline sağlık, çok güzel. Afiyet olsun. Şu peynirle de yedim, o da çok güzel. Ama afiyet olsun. Şimdi başlarken dedin ya, ben protokol sofrası. Acaba protokolde bunlar yeniyor mu diye merak ettim. Tamam da ben bugün... Ben rola takıldım. Tamam, ben bugün protokol sofrası hazırlamadım. Bana misafir geldiniz, ben misafir sofrası, güzel şık bir sofra hazırladım. Okey, tamam o zaman. Şeyini beğendim. Tadını, afiyet olsun ondan Zeynep sonra babacığım. Şeyini. Ama işte çok iddialı ya, hep ben çok protokolleri sofra hazırladım dediği için. Evet, sana anlattım Zeynep biraz ablacığım. Biraz şey, gündelik kaldı. Senin mantarın yanında. Aa Zeynep abla, sen dün ne yaptın? Zeynep abla, her şey sofrada senin. Sofrada mantar kaçırmış gibi geldi. Güzel bak, bir sapını bir mantarını dediniz ya. Nasıl? Ama siz dediniz ya. Ama sen ne dedin ya, 5 yıldızlı otellerde, 5 yıldızlı... Ama 5 yıldızlı otellerde böyle bir tane veriyorlar. 2 verince 3 katı para istiyorlar. O öyle. Ama zenginler size öyle. Göre ben... Bak zenginler böyle yiyor bak. Bunu bir tane koyuyorlar. Bak böyle yapıyorlar. Ama böyle bir şey değil. Biz yarışmaya geldik. Bak böyle böyle yapıyorlar. Songül abla sen de sesini bir tık daha düşür. Bağırma çünkü biz duyuyor seni. Tafiriz, dinleyin birbirinizi. Kadir Bey. Ben bağırarak konuşmuyorum ki, onlar duymuyor diye konuşuyorum. Yani şimdi evet. Az önce Songül Hanım dedi ya, sen dedi bir mantar yapan biri olarak da sakın bu konuda konuşma bana diyor. Evet. Ama bu sanki biz işte... Gündelik kalmış dedin ya az önce. Evet. Ama mantar mı gündelik mi gündelik? Ama bak mantar tek koydum ben. O da sapını da yanına koydum. Zeynep Hanım. Bunlar çok özel Zeynep şeyler. Abla. Zeynep Hanım. Şeflere bakın nasıl yapıyorlar. Zeynep abla sanat sergilemeye çalıştın. Bir şey sorayım. Mesela evet. Ya. Mantar koydunuz hadi evet. Tek tek. Onu anladım da sapını niye koymuştunuz? Öyle. Çok merak o tarifte diyor ki peki, sapını Zeynep da koyuyor. Zeynep Hanım tadını beğendiniz mi? Beğendim. Afiyet olsun. O baklavanın böyle çıtırlığını istiyordum. Ama hamurlaşmış. Ya şerbetini çok alakası sıcak. Alakası yok, hiç hamurlaşmamış. Bence yok, hamurlaşmış. Var, bir de yani. Sanki bu cevizin çok o yoğun tadını çok aldı. Yani yoğun tadı derken cevizin tadı almamız gerekiyor zaten. Evet. Ben ceviz tadını aldım ama çok hamur olmuş. Valla hamur olmamış. Ben sizin köy barızla gördük. Biraz ortası hamur gibi, biraz çıtır değil yani. Yani dediğim gibi arkasındayım. Yani güzel tamam ben emek neyim? Etmişsiniz. Bir de şey soracağım. Tek tek mi açtınız, hani hepsini birden mi açtınız, kaç kat? Sayamadık katları da. Nasıl? Hayır katları nasıl sayamam? Kendim açtım. Yok biz sayamadık. Onun açtım. Onun. Evet onun açtım. 40 kat açtım. 40 kat açmışsınız ama dediğim gibi hamur olmuş. Hamur olmamış. Şerbetin bana göre hamur. Size göre sağlık. Hadi emek etmişsiniz. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Mahmut Bey. Beğendim yani. Şöyle söyleyeyim. Yani evet bağıracaksın, hazırlıklıyım ama ben beğenemedim abla. Ben senden daha farklı beklerdim. Ondan sonra şey bizimkiler de yapıyor. Annem falan devamlı yapar zaten. Artvin Borçka Rize var bunlarda da. Bir de şey diyeceğim. Çok iyi kızarmamış. Bir tık daha kızarabilirmiş. Biraz şekersiz geldi. Ondan şekersiz sonra, mi geldi? Bana abi? Şekersiz geldi bilmiyorum. Dediğim gibi çıtır olmamış. Saçmaladın ortası da yani. Hamurlaşmış. 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 Bir de şey zaten 10 kat olunca bir tık hamurlaşma zaten bildiğim kadarıyla kalın oluyor evet, annemden kalın olmuş. Tecrübelerimle. Genelde onlar, bir, onlar beş beş açıyor diye biliyorum genelde. Toplu açıyorlar ya mesela köyde falan da. O yüzden beğenemedim. Sunumu da beğenmedim. Kesim şeklini de abla beğenemedim. Kesim şeklini yani çok büyük kesmesin. Belki bunu bir tane daha ortadan bölebilirdim. Vallahi Mahmut ya da Bey. Farklı bir şekil. Eline emeğine sağlık ama beğenemedim. Hadi böyle üçgen dedim, üçgen hiçbir şey beğenmedim. Bugün neden? Yok hiçbir şey beğenmedim buldum. Değil. Yok kusur buldum değil. Ben beğendiklerimi beğendim söyledim. Tamam zaten el açması. Evet. Biz el açmasına bir Zeynep şey demiyoruz. İzin verirsen ben yorumumu yapayım. Tabii Kübra'cığım. Kadir Bey evet güzel açmış aslında hamuru. Ama bence benim bildiğim baklavayı hani pişirme derecesi de önemli. Nasıl pişirdiği de önemli. Bir de şerbetin yoğunluğu çok önemli. Baklavayı ben yapmadım. Songül abla. Songül abla baklavanın şerbetinin yoğunluğu da çok önemli. Sıcak mı döktün, soğuk mu döktün, şeker su oranı da çok önemli. Eğer evet. Şerbet hani çok cıvık olursa
tatlıya döktüğün zaman tatlı ne kadar güzel pişerse pişsin, onu zaten hamur yapar. Yoğun olursa şerbeti yavaş çekeceği için kıyır kıyır olur. Bir de baklava... Bir de pişirdiğin derece bile önemli baklava. Yok, derecesini ayarladım baklavanın. Kaç derecede pişirdin mesela? Yoksa açımında bir şey yok. Açabilirsin yani. Şu an hamur yani. Mu baklava? Evet, hamur Kadir Bey. Kaç derecede pişti acaba? 200 derecede pişirdim. Biraz düşük ve turbo ayarında pişirseydin. Yok, önce benim kururdu. Bildiğim şöyle oluyor baklava. Fırını ısıttın. Bildiğim kadarıyla. Önce şerbeti... Bir... Şerbetinin yoğunluğu nasıl son günlerden? Şerbetinin yoğunluğu güzeldi, katıydı. Peki şu an ne olursa olsun hamur buldunuz. Ama şey, evet. Geçmiş olsun. Bildiğim kadarıyla önce bir yüksek ateşte bir o hani üzerine yağ döküyoruz ya, o yağını çekmesi için bir yüksek ateş bir gerekiyor. Bir de yağını dökme de çok dereceyi önemli. Düşürmeliyiz. Evet. Sayın abla. Yağını eğer o yağı döktüm. Hayır bak, yağı mesela erittin değil mi? Evet, o yağı soğumadan dökersen o üzerindeki yağın sıcaklığı üstteki katmanı direkt pişiriyor. Evet. O zaman da içi hamur kalıyor. Yağını soğutup da dökseydin. Tamam Kübra'cığım, senin sıranda göreceğiz, sen öyle mi tamam. yapacaksın? Ben önce baklavamı pişirttim, soğuttum, şerbetini sıcak döktüm. Hani i̇şte normalde bir gün önceden pişiriyorlar ya, bir gün önce de pişiriyorlar, ertesi gün şerbetini döküyorlar. Ama şey, bizde ısıtırlar önden. Peki, biraz. Mahmut, tereyağı tadını rahat alabildin mi? Yani bol bir şekilde. Yemedik ki yani, olsun. Yani bilmiyorum, tad alamadım diyeyim tad ya. Alamadım. Tad alamadım aslında baklavadan. Aslında siz ben yok alamadım. Ben de baklavadan tad alamadım. Bir de kesim şekli olarak da beğenmedim Kadir Bey. Yani şekil konusunda evet, baklavayı üçgen alıştığımız için kare gelince tuhaflarımıza gitti. Bir de kare dilimi de çok büyük. Bir tık daha küçük olsaydı belki olabilirdi. Peki afiyet olsun. Bu arada Songül Hanım baklavada hiç tereyağı kullanmadı, sıvı yağıyla yaptı. Evet. Ve bu baklavada bir şey yok içinde. Yumurta mı? Hayır. Kabarma tozu. Hayır. Nişasta mı? Onları sormuyorlar. Görüyor musun çok. Kadir Bey? İçinde evet. Sirke yok. Biz sirke de kıyır kıyır yapıyoruz. Normalde ev baklavasına sirke konur ya. Bunda yok, hiç kadar onu bilmiyordum ki. Simon suyu koydun mu peki? Şu üstündeki çıtırlı sirkesiz bir şekilde yapmış. Tam Kübra'nın üstünde var. Ama şu çıtır diğeri. Yok. Hayır, diğeri var ya diğeri. Evet. O yani Kenan lütfen. Sıvı yağ. O Kenan'ı öyle söyleyeyim tarifte. Yani ben dedim acaba belki de orada ya. Kabarması değil ki. Kıyır kıyır olmaz. Kendi öyle söyledi. Sıvı yağ ile olanak. Sıvı yağ ile yaptım benim için. Hamur açan herkes becerebilir bu. Yani baklava açmayı sonuçta üst üste koyup hepsini birden açılıyor yani. Ama önemli olan içini puanlamaya gidelim mi? Gidelim. Sevgili seyirciler hep birlikte puanlamaya gidiyoruz. Valla çok iyi geçti. Dört dörtlük oldu. İnşallah bu hafta ben kazanacağım. Songül Hanım beklediğim gibi performans sergileyemedi. Açıkçası her yemeğinde bir hatası vardı. Songül Hanım beklentimin altında kaldı. Yarın da Kübra Hanım yarışacak. Kübra'dan açıkçası korkuyorum. Kübra Hanım fena duruyor, iyi şeyler yapabilir. Misafir sofraları nasıl hazırlanır, o baklavalar nasıl yapılır? Yarın benim günümde görecek arkadaşlarım. Kübra Hanım'dan çok umutluyum. Yani iddiasını gösteriyor. O yüzden ondan güzel masa bekliyorum. Beklentim ondan yüksek. Hiç hata yapacağını düşünmüyorum. Biliyorsunuz ki 75 bin TL'nin sahibi yarın bu masada belli olacak. İnşallah. Hadi bakalım büyük ödül kime gelecek görelim. Yarın görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Songül Hanım'ın menüsünde çorbası tat olarak beğendim. Ana yemek olarak da beğendim. Ama ara sıcak olarak, tatlı olarak beğenmedim. O yüzden ona puanım. Songül Hanım'ın yemekleri içinde sadece beğendiğim pilav ve salata olduğu için ona puanım. 2. Çorbası iyiydi, güzeldi ama günlük bir çorbaydı. Bir de notumu kırmamın sebebi sofradaki çiçekteki olan gerçekten uzun saçtı. O bizim için çok önemliydi. Onun için puanım 2. Songül Hanım, çorbanızı beğendim. Feselliniz pek olmamıştı. Pilavınız güzeldi, salatanız güzeldi. Fakat baklavanızı beğenemedim. Bu yüzden size puanım... 3. Songül ablanın ellerine kollarına sağlık. Ben Songül ablanın bu kadar hızlı olduğunu bilmiyordum. Çünkü konuşmalarının çok ağır kanlı olduğunu düşünüyordum. Yanılmışım, gayet de hızlıydı. Evet, menüsünü bir tık daha iddialı bekliyordum ama bence güzeldi. Çorbasını beğendim. Tadı tuzu gayet yerindeydi. Ara sıcaktaki fesellisini gayet beğendim. Tadı tuzlu pişmesi de güzeldi. 6 dakikasını ayırdı, sıcak sıcak getirdi. Bu da önemli bir detaydı. Ana yemekte patatesi asla tuzsuz değildi. Zaten patatesi niye tek başına yediler onu da anlamadım. Etle beraber yendiğinde gayet de orantılıydı tuzu. Ben pilavını da beğendim, etini de beğendim. Sadece baklavasını beğenemedim. İnanılmaz sıvı yağ tadı vardı. Hiç hoşuma gitmedi ve şerbeti sıcak döktüğü için de hamur olmuştu. Biraz da masada Songül abla aşırı bağırdı. Keşke bir dinleseydi yarışmacı arkadaşları. Çok klasik cevaplar verdi. Yemeğini çok iyi savunamadı açıkçası. Eline koluna sağlık diyorum ve puanımı veriyorum.
Başlangıçta kremalı köz sebze çorbası. Ara sıcakta Sivas hingeli, patatesli Sivas hingeli yapacağız. Yanına yaprak sarma. Ana yemekte beğendi yatağında soslu biftek. Yanında haydari olacak. Oh. Ezme salatamız olacak. Tatlı olarak da fıstıklı baklava. Dondurma eşliğinde. Çok iddialı. Ama güveniyorum ben. Yetiştiremeyecek Kadir Bey. Hepsi el emeği. Yok, Kübra'yı biraz rakip görüyorum ki menüsü de çok güzel. Geçişleri de güzel yapmış. Evet, yapmış. Lezzetler de seçmiş. Tebrik ederim. Ben menünü beğendim. Uyum konusunda da uyumlu mu sizce? Bence uyumlu. Bence de uyumlu. O zaman hadi bir kahve içelim bunu şerefine. İnşallah şey olur. Şekerli. Kübra Hanım'ın menüsünü ilk saydığında beğendim dedim ama şu anda düşününce de beğenmedim. Yani gözümde çok büyüdü ve çok güzel bir menü geldi bana. Hepsi birbiriyle uyumlu. Yani uğraştırıcı olarak bir baklavası hakkını verirse beğeneceğim. Aslan kıskanıyor biraz. Biraz değil, çok kıskanıyor. Yaprak sarmaya da zaten doyduk. Kendine yakışır bir menü seçmiş mi? Güzel, evet. Yakışmış, evet. Ben zaten şu an bir tek onu kendime şey gördüğüm için. Sadece ya çorbasını, o ya ben diye şeye düştüm. Kadir Bey, çorbasını biraz basit gördüm sanki. Neydi ki çorbası? Ama ona da közlenme aşaması koymuş. Evet. Ya. Sadece yani sebze çorbası demedi. Alırsam. Alır. Fırına verirsen alamazsınız. Bir dakika durun da ona ben karar vereyim alıp almayacağıma. Tabii ki köz tadı gelmesi köz önemli tadı, ama fırına verirse alamazsınız bu köz tadını. Onu göreceğiz. Onu göreceğiz. Bu arada Mahmut sadece hanımefendiyi rakip görüyorsun kendini. Evet sadece onu görüyorum çünkü yorumlarıyla. Sıfırı verdiği için bize yani başta. Yani bence onun lezzet yapacağını inanmıyorum. Yorumlarıyla derken Aslan, Songül ya da Zeynep Hanım gerçek anlamda yemek bilgilerini konuşturmadılar mı sofrada sana göre? Hayır. Ben çünkü daha mantıklı konuşuyor. Tat bilgilerini. Mahmut Bey şu an... Yani masada konuştuğunuz gibi konuşmuyorsunuz. Hayır. Evet, doğru söylüyorum. Hayır, ben genel olarak... Hayır, dönmüyorum. Dönmüyorum, bir dakika. İşte genel olarak bütün bir dakika Mahmut'cum bak, ben Kübra'nın bilgisine yemek yiyor. Çünkü onunla haşır neşir. Evet. Güveniyorum ama lezzet, el lezzeti var ya... Evet. Lezzet, siz çok... güveniyorsunuz ama ben belki ben güvenmiyorum. Yok, onu değil mi? Ben kendi adıma konuşuyorum, şeyi demiyorum. Ben de kendi el lezzetime görüyorum. Çünkü herkes çorbayı öyle yediniz güveniyor. Ki... Daha ama var biz mı beğendik diyecek. Dedik zaten evet. Çorbaya afiyet olsun. Evet. Mahmut Bey zaten bakın. Ben duydum Mahmut Bey demiş hayır. Ki aa, demiş? Ben kazanamasam senin kazanmanı istiyorum. Seni iyi puanlayacağım. Kime? Hayır hiç de öyle bir şey demedim. Evet. Songül Hanım zaten hafta boyunca bana mimlendiği için her şeyden bir şey bulacaktı. Bunda da buldu. Şu anda benim birinci olabileceğimi tartışıyorlar. Bazıları istiyor bazıları istemiyor. İstemeyenlerin de neden olduğunu anlayamıyorum. Burası hak edenlerin yarışması zaten. Hak edenin birinci olması gereken bir yarışma. Gerçekten. Evet. Şimdi bir saniye bak öyle bu bir şey değil. Bir tane hayır öyle bir şey demedim. De. Kesinlikle demedim. İstiyorum demek ayrı bir şey. İyi puan anlayacağım demek ayrı bir şey. Puanlayacağım diye bir şey dediysen buradan kalkmak nasıl? Burada herkes hakkını oldu. Vermeli her şey evet, lütfen hanımlar. Kesinlikle. Mahmut Bey lütfen. Böyle Mahmut bir şey benim... kim duydu bir söyleyin. İftira burada atmayın. Duymadı. İftira ben atmayın. Burada duymadım. Nerede duydun? İftira atmayın. Kesinlikle yalan söylüyorsunuz. Nerede duydun? Hiçbir yerde konu. Herkese sorabilirsiniz. Biz başka programa gitmiyoruz ki herkese buradayız. Herkese sorabilirsiniz. Şimdi siz dünkü burada, masadan bir saniye bir nereden duydun? Nereden duydun? Biz orada yarışıyorduk ya benim orada. Dışarıda söyleyince orada akraba binası ya dışarıda çocuğun biri duymuş da söyledi. Çocuk mu? Evet. Çocuğun lafını ben ne dedim ama? Evet, çocuk ben nereden? Bir saniye çocuk ne dedi? He. Dedi ki abla dedi sen de mi yarışıyorsun? He. Evet dedim. Dedi ki sen hani buradasın ya orada bir abi vardı o. Abi diyor. Bana değil, çocuk ama dinliyorum, küçük. Evet dinliyorum. Tamam. Dedi ki demiş ki hani ben Songül beni çok eleştirdi de ben onun için sana puanım bir farklı olacak demiş. Hanımlar ben bunları dışarıda konuşmak yasak buradan değil bir şey gibi bilmiyor muydunuz siz bunları? Buradan kalkmak nasip olmasın ki böyle bir cümle buna kullanmadı. Buna inanmıyorum çünkü biz hepimiz evet, ayrı hepimiz ayrı ayrı oturduk. Çocukta bir tane çocuk vardı seni hep. Çok seven. Evet. Gözlüklü müydü küçük çocuk o bir tane kapının önünde vardı. Hayır o zaten yani o şu an iftira atmayın boş yere. Hayır o değil. Çocuk kaç yaşındaydı bunu söyleyen? Çocuk kaç yaşındaydı? İkinci sınıfa gidiyordu. Size bir şey diyeyim mi? Maşallah az da iyi laf bakın. Yemekler yok. Ayrı. Peki şaka bir yana isim verdi mi? Yani Mahmut, Kübra Hanım'a bu puanı verecekmiş dedi mi? Abi dedi. Bir de giyimini hı-hı. Tarif etti Kübra'nın. Ama ben şimdi size ne diyorum? Hakkım, haram, ay, yok. Zıkkım olsun. Yok. Öyle yok, deme falan ne çıkıyor. Ama bu iftira. Ben biliyorum. Ama siz de biliyordunuz. Hayır ama şimdi dışarıda konuşun diye bir çağırdı Kadir Bey. Ben dünden lütfen ama herkes bilsin. Hayır sen şimdi burada ben bir emeği yaşadın. Ben bunlara katılmıyorum. Haksız size de soracağım. Zeynep abla da falan konuştum. Şöyle dün Zeynep abla da falan gördüm. Hep ayrı oturmadık. Uyuyordu çocuk. Dün ben uyuyordum. Uyu dedim. Evet dün beni ekipten de gördüler. Ben dün orada uyuyordum. Hatta kimle birlikte uyuyordum. Ben kimseyle bir irtibat haline gelmedim. Hayır bugün dediğiniz için Mahmut Bey sen dedin ya ben kazanamazsın. Evet sen orada uyuyordun.
hani, gerçek. Bak, evet. Ben diyor, ben yine ne diyorum? Hani ben bak, diyorum çocuğum, ki hak eden bakın, kazansın. Çocuğu kazanamazsak eğer kazansın. Şöyle söylüyorum. Kadir Bey'le fotoğraf çektiren çocuksa... Hayır, şöyle olsun istiyorum ben. Ben kazanamazsam mesela, ben kendime rakip olarak Kübra Hanım'ı görüyorum ya. Ben onun şimdi olabileceğini tahmin başka ediyorum. Ama ben kalkıp da Kübra Hanım'ı birinci yapacağım yani dedi. Sen kesinlikle ben bu cümleyi kurmadım. Kurmadım, kesinlikle kurmadım. Bir de şey, şahidim o çocuk dediği var ya, sizinle fotoğraf çektiler. Ona yakın dükkanların önünde ben oturuyordum. Yani çocuk, yazıklar olsun biraz ya. Vallahi şey, billahi yazıklar olsun. Hiperaktif. Hayır, bir çocuk. Hayır, o çocuk röportaja giden yerde söyledilir. İnşallah ha, birinci senin olamazsınız. İnşallah. Ama orada çocuk yoktu ki. Lütfen Zeynep Hanım bir saniye yani, iyi bu kadar. İftira ya, gerçekten. Pardon Soygun Hanım, siz de çok ayıp ediyorsunuz. Şimdi bu konu burada söylenecek. Hayır, Mahmut Bey'in dediği lafın üzerine. Madem öyle, hepiniz dikkat edecektiniz. Ben ise şahsım sen ol. Öyle demesine gerek yok yani. Tamam da ama burada da söylüyorum. Şimdi çok özür dilerim. Ben olmazsam sen ol demek, bakın ayrı bir şey, şey bazen evet, yarışmacılar diyor. Evet. Ben birinci olamazsam Aslan olsun, yakın görüyorum, eli becerikli diyor. Kim affediyorsa o olsun. Şimdi birinci olması için ona ayrı bir puan vereceğim. Evet. Yani nesi puanlamada farklı, farklı şeyler yapacağım demek evet, ayrı bir şey. Bunu kesinlikle bugün, kesin. Bugün bir şey diyebilir miyim? Bu bir şey diyebilir miyim? Bakın Zeynep abla da gördü. Ben hatta aksine... Evet, biz bir yere hatta giderken otur bile hatta dedim, yani oturmadı. Su içmeye vesaire hep ısrarla yanımızda biri olsun, dikkat çekmeyelim. Bak, ama karşıdaydı. Şey yapmayalım, şahidim hepsi hakkımı helal yok, etmiyorum. Yok lütfen. Yok. Bakın etmiyorum, etmiyorum, itiraz ediyorsunuz. Herkes gördü beni, gerçekten ben dün orada uyuyordum. Kübra Hanım, siz etleri ısıtayım derken yaktınız mı? Hayır, yakmadım, ısıttım. Yanmış gibi sanki. Hayır, yanmadım. Kokuya bakılırsa sanki biraz yanmış gibi hanımefendiciğim. Biraz yandılar ama ben onlara çok pişmiş seviyorsunuz diye böyle yaptım derim. Tabağa baktım da o kadar beklediğimize değecek bir sunum yoktu. Aslan Hanım'a burada katılmıyorum. Benim ana yemek sunumum gayet güzeldi. Zaten ana yemekte iki çeşit ayrı ayrı yemek vardı. Yanında mezeleri vardı. Benim ana yemeğim aslında dört çeşitti. Onlarınki gibi iki çeşit değildi. Kübra'cığım, bu yoğurdun içinde peynir de var mı? Evet. Ondan mı? Var zaten. Evet, peynir oldu. Evet, peynir var da o yüzden. Ama bu tarifine baktınız mı gelmeden? Beyaz peynir var içinde zaten. Evet. Ya Haydar'ın neyine bakacağız ki? Bildiğimiz süzme yoğurt içinde. Hı hı, ya dereotu, başka olabilir bir şey ama yani. Adana kebapta ne var ki? Adana'ya gidek mi? Evet. Adana yiyek mi? Ama evet, pişmemiş Adana. Hepsinin tadına bakın. Zeynep Hanım. Bayla yiyin. Biraz tuzlu Adana olmuş yiyemedik yani ya. Pişmemiş Adana. Pişmemiş diyor Kadir Bey ya. Adana'nın zaten fiyat yaptım. O zaman zaten pişmemiş dedi. Yaptım şu ilk defa ömrümde böyle bir hayır, patlıcan yedim. Hayır söyledim. Patlıcan demiyorum ya diyor, ben. Adana'yılayım diyorsun. Adana'dan evet, söz ediyorum lütfen. Masada pişen bir tek kebap gerçekten bendeydi. Sen de gerçekten Songül Hanım'ın dediği pişmiş gibi gerçekten ikili oynuyorsun. Niçin ben ne dedim size şimdi? Benim kebabım bir tek pişmişti arkadaşlar, dedi. Arkadaşlar günlerdir cümleyi evet, lütfen yani bitir. Özür dilerim, sen niye bu kadar sevindin evet şimdi? Hayır ben cümlemi bitirmeme müsaade etmiyorsunuz. Kız sen iyi misin? Durup durup bir geriliyorsun, bir gülüyorsun, bir iniyorsun, bir çıkıyorsun. Tövbe yarabbim, dakika sonra hayır, açık uymuyor arıyor. Çok insanların beğendi ya, açık ilk arıyor. İlk günden beri her şeyinde bir açık arıyorsunuz evet ya. Vallahi hayır, beş dakika önce sarılacak, üç dakika sonra boğacakmış gibi geliyor. Aslan ablanın davranışları gerçekten bazen tutarsız olmaya başladı. Bakıyor ki yalanlarına bir kılıf uyduramıyor. Bu sefer kahkaha basıyor. Ben böyle bir kadınım. Bir gülüyorum, bir üzülüyorum. İçim nasılsa dışım da öyle benim. Peki bir Songül Hanım yorumunu yapsın. Şey Kübra'cığım sen de cevabını ver. Buyur. Salatan güzel olmuş. Eline sağlık. Peki, ama ana yemeğini beğenmedim Kübra'cığım. Beğendiğinin kıvamına baktınız mı arkadaşlar? Nasıl beğendiğinin kıvamı? Beğendi güzel. Onu beğendim. Beğendik. Songül Hanım beğendiniz mi beğendiği? O güzel Kadir Bey dedim ya, onu peki beğendim ama etle şey olmamış. Eti pişmemiş diyorsun. Bakalım diğer evet arkadaşlar ne diyecekler. Zeynep abla? İşte eti dediğim pişmemiş gibi... Pişmemiş mi Zeynep abla? Hayır, eti pişirirken kurutup yakmışsın. Neden biliyor musun? Isıttım et... ama ısıttım. Gerçekten etim onu bilmiyorum. Pişti. Bak şimdi bu ette eğer seyrettiysen suyunu çekmeden böyle bak...
suyu içinde kalacak, tamam mı? Tamam, ilk başta suyu... mühürledim, farkındaysanız mühürledim i̇şte, eti. İşte ne olmuşsa bilmiyorum. Yani bu bu et sadece tek bir aşama değil bak. İlk tamam, başta ben bu eti her yemeğimden ama önce... Ama antrikot olmamış. Marine yani bu... ettim, saatlerce beklettim bazı aromalar kullanarak. En son ızgara tavasında, kızgın tavaya attım etlerimi. Güzelce mühürledim ve güzel bir sosla buluşturdum. Bu kaç sosun aşamadan güzel geçti ve altının beğendisinin patlıcanını ayrıyeten közledim. Okay. Bunlar evet, köz tadı geliyor patlıcanla. Kavruldu, evet okay. Sırf iz tadı versin diye ocağın üstünde közledim, fırında yapmadım. Aşamalı aşamalı biz uğraştım. Biz zaten ona bir şey söylemiyoruz. Kıvamını o kadar peki özen İtin, gösterdim. Sertleştiğini, kesilmediğini, lime lime yani biraz da hafif yanık. Yani gerçekten peki Songül Hanım'a katılıyor musun? Bu et harlı mı pişmiş? O yüzden mi dışı yanmış? Isıtırken... Isıtırken olmuş olabilir. Isıtırken yanmadı. Sadece birazcık fazla kızarmış salçası. Diğer haydari de içine peynir kattığı için tuzunu zannedersen biraz fazla kaçırmış. Ama bunun zaten özelliği peynir. Yok tamam, onu demiyorum. Peynir konuluyor zaten. Peyniri niye kattın demiyorum haydari sana. Haydari hiç tuz atılmadı bu arada. Ama evet. Ama tuzlu kattı. Kullandığımız peynir tuzlu. Okey ben tuzlu. Ama ona ben biçim müdahale edemem. Sürme yoğurtta kullandık. Şöyle ben tuzlu yiyen bir insanım. Sürme yoğurt asla tuzlu olmaz Kübra Hanım. Müsaade yok, eder misiniz? Ben yorum yapıyorum. Sürme yoğurt da kullandık. Yine de çekmemiş tuzunu demek ki. Kübra'cığım tuzu katmamış olabilirsiniz ama peyniriniz tuzlu olduğundan ben tuzlu yiyen bir insanım. Bana da tuzlu evet, geldi. Evet, tadına baksaydı keşke. O olabilir. Ha, olabilirdi. Tuzsuz peynir biraz daha kullanabilirdin. Bu kadar acı mı oluyor? Acı aa, değil. Acı mı ki? Acı değil herkes o. Çok güzel. Salatası mi? Güzel. Salatasına laf yok Zeynep. Acılı mı? Ekşili mi Zeynep abla? Karar bir dakika. Ekşili pardon. Bu kadar ekşili mi oluyor? Hem ekşili hem acılı. Evet. İkisi çünkü bir acı arada da ben aldım. Evet. İçinde kapya biber, bir tane yeşil biber var. Ondan sonra sarımsak var, soğan var. Aşağı gidince acılı belli var oluyor. Evet, ama okay bunun özelliği o. Et yemeğinin oysa, yanında verilir tamam, ya ezme. Ekşiliyi de seviyorum. Bunu da eline sağlık güzel olmuş. Ama bu da güzel olmuş. Etle haydari olmamış. Yani ben senden daha farklı afiyet şeyler olsun bekliyordum. Afiyet olsun. Öncelikle bunu beğendim ezmeyi. Afiyet ondan olsun. Ondan sonra haydari biraz tuzlu olmuş. Ya kıvamı yerinde ama tuzlu olmuş. Peynirinden kaynaklı. Peynirinden olabilir belki. Ben beğendiği çok beğendim. Mesela. Afiyet olsun. Onu gerçekten onu çok beğendim. Köz tadını direkt şey yaptım. Afiyet olsun. Etle beraber de yedim. Sadece dediğim gibi etin pişmemiş geldi bana da. Eti zannedersem yakmamışsın ama en son ısıtırken salçayla beraber salçası yanmış biraz kızarmış üzeri. Olabilir. O yüzden evet, yanık kokusu. Ya orta derece diyeyim yani yemeğin için. Afiyet olsun. %50 olarak. Peki, bence ben eti değil de etle buna değil ama bununla buna puan verebiliriz. Aslan Hanım buyurun. Ellerine sağlık öncelikle afiyet ama bana olsun çok aşırı tuzlu geldi Kadir Bey. Bir de bu eti ben böyle değil de fajita şeklinde doğranmış yapsaydınız. Ama ben fajita demedim, biftek dedim. Soslu biftek. Biftek. Ama fajita yemek, fajita da bir yemek, soslu biftek de bir yemek. Fajita da bir yemek ben ama beğendiğinin üzerine ben böyle lop et peki, daha ilk defa peki biftek, soslu fajita biftek şeklinde gelir mi? Yani biftek doğrayıp gelir mi onu soruyor. Hayır onu doğrayıp kızartabilirdi öyle tamam, yani. Şimdi, hayır restoranda mesela biftek siparişi verdiğinizde o şekilde doğranmış gelse kabul eder misiniz? Ama Kübra Hanım'ın yemeğinde... ne yazıyordu? Biftek yazıyordu. Soslu biftek. Soslu biftek. Beğendi yatağında yani soslu biftek. Yani ben öyle beklerdim. Bak şimdi sizin beklentinizi biz bilemeyiz hayal gücünüzde neler var. Biftek siparişi verdiğinizde orijinali de biftek doğranıp mı gelir? Hayır. Böyle bu şekilde mi gelir? O önemli ya, şu bütün anda. Bütün geliyor. Tamam. Bütün geliyor. Ha, Kübra olurunu yapmış. Evet. Ama siz kendi hayal gücünüzde diyorsunuz ki ben böyleydi şöyle doğrusunu bilemeyiz. Verebilirsiniz okey ama orijinalini yapmış mı yapmış. Pişmiş mi et onu yorumlayın siz lezzetli mi? Ya eti çok pişirmiş yani bu biftek... Az önce de pişmedi diyorum. Az önce de Aslan Hanım. Şimdi birbiriyle bak çelişiyorlar Kadir Bey. Hayır şöyle ben başta dedim çok pişmişti. Bu etin mühürlendikten sonra bu kadar çok pişirilmez yani tavada. Yani üzeri böyle çok kurumuş. Hanımefendiciğim ısıttım ya salçası birazcık kızarmış. Ya yoksa... biftek de hani bu kadar çok kurumamalıydı. Etinden mesela yanık tadı geliyor çünkü mu? Neden? Yanık tadı iz tadı geliyor mu mesela biftek yanık hani... isi? İz tadı alıyor musunuz hayır ette? Almıyorsunuz değil mi? Mesela patlıcanın beğendisini hiç kimse doğru düzgün yorumlamıyor. Hayır, bunu isteyen fırına atıyor, sallıyor fırına. İki dakikada tamam, bunu pişiyor. Ocakta biz onu ocakta emek tadı, verdik. Ben bunu da gördüm ama çorbanı da görmemiştim. Kübra'nın eksikleri vardı ama davranışlarından dolayı alçak gönüllü biraz da özenmişti. Ondan dolayı puanımı yazıyorum. Dört. Kübra Hanım'dan istediğim gibi bir masa, istediğim gibi bir menüyle karşılaşmadığım için ona puanım
2. Kübra abla, çorbanı beğenemedim. Ara sıcağında mantı olmamıştı. Ana yemeğini %50-%50 değerlendirmek istiyorum. Tam beğenemedim. Baklavan güzeldi, ezmen güzeldi. Eline sağlık. Bu yüzden sana puanım... 3. Kübra, masan çok güzel değildi. Beğenmedim. Ortaydı işte benim için. Kübra, sana puanım 3. Enem Arat bölümde bir günü daha geride bıraktı. Kübra Hanım'ın ellerine kollarına sağlık. Kübra pazartesinden belli gayet iddialıydı. Bugün benim beklentim de yüksekti. Ama maalesef ki bazı yemeklerinde beklentim karşılanmadı. Ve sofrada birçok kez bahaneler sundu. Benim için çok geçerli bahaneler değildi. Ve yarışmacı arkadaşlarının da tepki vermemesi beni şaşırttı. Çorbada hiç köz tadı yoktu ve buz gibi gelmişti. İşletme açmayı düşünen biri misafire ya da müşteriye soğuk çorba getirilmemesi gerektiğini bilir aslında. Bahanesi benim için uygun bir bahane değildi. Ara sıcaktaki hıngeli olmamıştı, tuzsuzdu. Tereyağını da eritmemişti. Sarmasını beğendim. Aslan Hanım'a katılmıyorum. Pirinçleri gayet güzel pişmişti. Etine gelince evet bazı etlerde yanık vardı. Çünkü sosunun suyunu çok koymamıştı. Kuru bir soslu ve ısıtırken de çekmişti. Ama benim etim lezzetliydi. Beğendisini de beğendim. Tatlıya gelince asla bir baklava değildi. Maalesef ki içi kalın olmuştu ve pişmemişti. Ben bugün Kübra'dan çok güzel bir performans bekliyordum. Ve haftayı güzel kapatacağını düşünüyordum. Ama maalesef ki Kübra beni şaşırttı. Şimdi sıra geldi 75 bin TL'nin sahibini açıklamaya. Haydi bakalım yarışmacılarımız arasından büyük ödülü kim kazanacak görelim hep birlikte. Enem Arat benimin sevgili seyircileri, efendim beklediğiniz an geldi. Sezonun ilk haftasının büyük finalindeyiz. Sezonun evet. İlk büyük finalindeyiz. Ve birazdan bu masadan 75 bin TL'lik büyük ödülle kim kalkacak hep birlikte göreceğiz. Hazır mısınız? Evet. Hazırım. Çok heyecanlıyım. İnşallah ben birinci olacağım. Bence benim birinci ya. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Mahmut olursa üzülürüm. Çünkü Mahmut'a çok kanım ısınmadı. Çok heyecanlıyım. Birinci olarak ben zaten birinci olmuşum. Onlar hepsi elendiydi zaten. Birinci benim. Heyecanlıyım ama ben alacağımdan çok adım gibi eminim. Zeynep Hanım bence en sonuncu olacak bu hafta. Çok heyecanlıyım. Birinci açıklanacak. İnşallah madalyayı ve 75 bin lirayı ben alacağım. Ben birinci olmazsam gerçekten canı gönülden Kübra Hanım'ın birinci olmasını istiyorum. Korkmuyorum ama bana en yakın rakip olarak aslında Mahmut Bey'i görüyorum. Bakalım kim kime kaç puan vermiş. Çok merak ediyorum. Evet, ilk günü yarışmacımız Aslan Hanım. Aslan Hanım'a ilk olarak Mahmut Bey 4 puan vermiş. Oo, teşekkür ederim. 4 puan vermiş. Puanlarım. Ben adaletli olacağımı söylemiştim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zeynep Hanım size haftanın ilk günde efendim 3 puan vermiş. Teşekkür ederim Zeynep Hanım. Bekliyordum Zeynep Hanım'dan. Çünkü ilk defa babaannuşun tadını, patlıcanımı yedi. İlk defa yediği bir meze olduğunu söyledi. Peki Aslan Hanım puanlarından gayet memnun, istediği puanlar geliyor. İnşallah devamında da öyle olur. Evet Aslan Hanımcığım, size Songül Hanım 2 puan vermiş. Neden Songül Hanım? Haftanın ilk günde keskin bir giriş yapmış Songül abla. Evet. Masa düzenin için ütüden dedim, masa düzenin yemeklerinde. Evet, 2 puan verdim. Teşekkür ederim. Kübra Hanım haftanın ilk günde Aslan Hanım'a 3 puan vermiş efendim. Ve böylelikle Aslan Hanım haftanın ilk günde toplamda arkadaşlarınızdan aldığınız puanı söylüyorum. 12 puana ulaştınız haftanın ilk günde. Bakalım devamında arkadaşlarımız size eşlik etmişler mi, geçmişler mi, neler olmuş göreceğiz. Evet, ikinci gün yarışmacımız Mahmut Bey. Mahmut'tan 4 puan alan Aslan Hanım, Mahmut Bey'e gününde puan İnşallah olarak... adalete davrandınız. 3 puan vermiş. Yani bayağı keskin yorum yaptı. Açıkçası yine iyi 3 puan. Sen 2 yani falan bekliyordun galiba bu kadar. Bekliyordum yani ama göre yine şu an 3. Bence normal o kadar yorumlara göre 3. Peki. Zeynep Hanım size, adalet timsali Zeynep Hanım size gününüzde 3 puan vermiş.
Teşekkür ederim ama her şeyimi beğenmişti genel olarak. Ama açıklayabilir miyim? Tabii. Bu, Zeynep Hanım, bu arada önündeki ne? Mahmut ikinci gün notlarımı aldım ben. Ne not onlar? neye puan verdiğini mi yazdın? Yok, evet. Onlara neyi beğenip neyi beğenmediğimi. Peki, ne, Mahmut'un gününü okur musun? Okuyayım tabii ki. Yazar Zeynep Hanım daha Mahmut Bey'in gününü dinliyor. Çorbası kıvamında ve iyiydi. Paris olduğundan yani yemeğiniz Paris olduğunda biraz becerememiştin azıcık. Türk yemeğini tercih ederdim. İlk dediği de bana sıfırdı gözümde dediğin evet, için. Evet, bu bir hataydı ama evet, sizin de şimdi bu birer... sana bir ders olmasını istiyorum. Lütfen ilk önce dinle, yorumları al ve kimseye yani sıfır verdim gözümden düştüm değil de daha güzel bir dille konuşmanı ya tercih evet, ederim. Evet, orası da öyle. Kız sen madem bu kadar güzel bilimsel konuşuyordun bir haftadır niye böyle yorumlar yapmadın aslında da daftere... Ben Aslan Hanım'ın için de özel bir yorum yaptım. Evet. Müsaade edersen okumak... Onun da sırası gelecek. Onu da tekrardan okay. dinleyeceğim senden ama madem bu kadar güzel yorum yapıyordun niye bunları masada yapmadın da kağıda kaleme ben aktardın? Ben işte özellikle yazmayı çok seviyorum. Düşünüyorum, yazıyorum. Ondan sonra... Anladım. Akşam evde oturup tek... Tabii ki. Peki şimdi Zeynep Hanım Mahmut'a 3 puan verdi dedik. Songül Hanım'dan kaç puan aldı merak ediyor musun? Yani yine 3 vermiştir herhalde. Masama o kadar hazırsa, ara sıcaklarım tatlım ben 2 beklemiyorum. Songül Hanım'dan 2 puan aldı. Songül Hanım siz ne yapıyorsunuz? Mahmut Bey, ne yaptınız siz? Ki siz? Nasıl ne yaptınız? Ne çıkarttınız? Tatlımı beğendi, ara sıcağımı beğendi, çorbamı, kıvamını beğendi. Herkese hak ettiği puanı vermiş. Hak ettiği puanı verdim. Hayır, vermemişsin. Evet, hak ettiği puanı olsun, verdim. Yazıklar olsun, yazıklar olsun ya. Bir şey vallahi değildi. Yazıklar olsun ya. Sizinkini de Sosu gördük. Filan da değil. Benimki de hepsi el aşma, hepsi zor. Hiç de bile evet. değil. Gerçekten yazıklar evet, olsun. Maalesef Songül Hanım Mahmut Bey'e de 2 puan vermiş. İnşallah bu şekilde devam etmez. Allah'ın adaleti şaşmaz merak etmeyin. Evet Mahmut'cum. Şaşmaz Mahmut. Kübra Hanım'dan. 3 bekliyorum yani 2 vermemiştir o. Onun adaletine güveniyorum. Peki 3 bekliyorsun hazırsın. 2 puan vermiş. Adaleti işte Mahmut Bey. Adalet bak yani, çok bekliyorum. Gerçekten masam ikilikteyim. Tatlısını beğendim. Beni eleştirdin. Ben sadece cevap senin tatlını Mahmut beğenmiştim. Bey. Ara sıcaklarımız. Ara sıcaklarının el açması olmadığını söyledim. Ama el açması değil ki var. Ama sen de el açması söyledim. Yaptın abla. Senin el açman evet. da güzel olmamıştı ama. Ya Mahmut Bey. Ben kesinlikle adaletle bulmuyorum. Benim masamın hakkı kesinlikle ikiliydi. Gidi Mahmut sırtını kimlere yasladın? Gerçekten yani. Sırtını yasladın yer boş Mahmutcuğum. Evet boş nasıl biliyorsunuz kendinizi? Hayır ben söyledim Mahmut Bey. Gerçekten boşsunuz. Bunu yüzünüze ben boş söylüyorum. Ben boş değilim sen boşsun boşsunuz saygımı bozuyorum size karşı boşsunuz. Mahmut şu anda 10 puana ulaştı. Evet Songül Hanım. Moralini lütfen bozma. Aslan Hanım 12 puanda. Mahmut Bey 10 puanda. Üstüne tabii ki benim puanlarım da eklenecek. Zeynep evet. Hanım'a gelelim. Haydi bakalım Zeynep abla. Ara sıcakta güzel bir mantar kondurdun. Evet bakalım ne yaptıysak köprüde aldın. Ettik şimdi gel bakalım. Zeynep Hanım Aslan Hanım'dan evet 2 puan almışsınız. Mahmut Bey Zeynep Hanım'a, Zeynep Hanım'ın gününde masasına, misafirperverliğine ve yemeklerine toplamda 3 puan vermiş. Kübra Hanım 2 puan vermiş. Size Songül Hanım 2 puan vermiş. Ya baya bir giden gidiyor. Hayır ama hak ettiğini verdim. Herkesin Zeynep masası abla. Mı ikilikti soruyorum. Evet ikilikti. Benim ara sıcağım yok. Ama şey gerçekten Songül'cüğüm. Çorbanı beğendim. Tamam bak çorbanı falan beğendin ama burada yani hepimiz hayır. için söylüyorum. Sen hiç kimse... Bizim benim kadar emek yapmadınız. Songül Hanım evet. Benim masamla veya Aslan Hanım. Ne şiş yansın ne kebap demişsin. Hayır, hepimize basmışsın. Hayır onların emeğiyle benim emeğim değil. Kaç puanım oldu toplam? 2, 4, 6, 8 mi? Toplamda hemen şöyle söylüyorum. Zeynep Hanım 9 puan. Tüh. Evet. Ben hakkını yemedim. Şimdi Songül Hanım'ın puanlarına çıkıyorum sevgili seyirciler. Evet. Songül abla. Aslan Hanım'dan 3 puan almış. Mahmut Bey 3 puan vermiş. Gördünüz mü? Elinizin emeğine o kadar şeye rağmen ben orada bir emek göstermişsiniz. Sen de bana senin emeğine de ben onu verdim. Ama doğru ben hiç emek göstermemiştim sizin gözünüzde değil mi? Zeynep bunu yakıştırdınız ve Kübra Hanım Songül Hanım'a hamaratlığına, masasına ve yemeklerine 2 puan vermiş. Vallahi iyi yapmışım ha. İyi güzel oturdum. Keşke 4 vermiş olsaydım da aynı puanda olmaktan utanç duyuyorum ya. Gerçekten utanç duyuyorum.
Songül Hanım da 10 puana ulaştı. Ellerinize sağlık Songül Hanımcığım, 10 puandasınız. Kadirin. Son gün yarışmacımız Kübra Hanım. Evet, Kübra hazır mısın? Hazırım. Hadi. Kafanda ne tasarladın, ne çizdin bilmiyorum yorumları dinledikten sonra ama bakalım inşallah kafandaki plana uyar puanlar. Evet, Aslan Hanım'dan Kübra Hanım 2 puan almış. Mahmut Bey bugün Kübra Hanım'ın masasına 3 puan vermiş. Ben hak ettiğini düşünüyorum abla. El emeğin vardı. İkilik bir masan değildi. Ama Mahmut Bey o kadar beğendiğini söyledi Kadir Bey. Yok, beğendiğimi değil. Ben o zaman Mahmut Bey'den evet, 5 beklerdim ben. Ben söyleyeyim. Özellikle Kadir Bey özellikle baklavayı çok beğendiğini söyledi. Beğendiğini söyledi. Yok, şöyle bu arada Mahmut... Beni rakip gördüğün için. 4 puan verdi Aslan Hanım haftanın ilk gününde. Ama Aslan Hanım bugün sana 3 puan verdi. Açıklamamı yapabilir miyim? Neden 4 neden 3? Bence hakkın abla 3'tü. Ben çünkü hanımefendinin ana yemeğini ben tam 4'lük dedim de o yüzden 4 verdim. Afiyet yani. Olsun. Haksız olur. Mahmut bugün 3 puan verdi. Songül Hanım 3 puan verdi. Evet. Ve Zeynep Hanım. Emek vardı çünkü. Son olarak Zeynep Hanım Kübra Hanım'a 4 puan vermiş bugünkü masaya. Teşekkür ederim Zeynep abla. Efendim, sürpriz hediyelerin, altın bileziklerin, kaldırın kollarınızı. Havalarda uçuştuğu, inanılmaz sorularla güzel hediyeler aldığınız, ardından haftanın son gününde hamaratsanız eğer, altını çiziyorum, hamaratsanız eğer 75 bin TL'yi alacağınız ekranların en aziz, en temiz yarışması Kadir İzin değil, en hamarat beni ve gelmek için neyi bekliyorsunuz hala? Telefon hazırız diyorsanız Kadir Bey, o zaman hemen televizyondaki telefon numaralarımızdan, sosyal medya adreslerimizden bizlere başvurun. Nasıl ki hanımlar beyler çıkıp geldiler, siz de gelin. Haydi bakalım. Kendine 70... güvenen gelsin. Kadir. Aynen öyle, kendine güvenen gelsin. 75 bin TL'ye veda eden, aynı zamanda hayallerine de veda eden maalesef ki en azından bu program içerisinde ilk ismi açıklıyorum. Benden aldığı puanlarla da birlikte toplamda 14 puana ulaşaraktan maalesef ki 75 bin liraya veda eden ilk yarışmacımız bu masadan üzülerek söylüyorum ki maalesef ki ilk isim toplamda 14 puanla Zeynep Hanım oluyor efendim. Teşekkür ediyorum. Zeynep ablacığım, seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Biz de memnun olduk. Bu haftaya ayrı bir renk kattın. Evet. Eline emeğine de sağlık. Evet. Zeynep abla, arkadaşlarından 9 puan aldın. Benden 5 puan aldın. Evet. Temizlik için 3 puan aldın. Yemek için maalesef niye ki... Niye, temizliğimi beğenmedin mi? Biraz kalabalıktı ya, zorlandın tabii ki. Bazı aşamalarda da sıkıntı vardı. Yemek için benden maalesef ki 2 puan aldın Zeynep abla. Olsun canım. Menü biraz zayıftı. Bazı problemler de vardı. Evet. Şimdi çeşit biraz daha fazla olunca tabii ki birini eliyoruz, birini beğeniyoruz. Evet. Ama çeşit az olunca maalesef ki elinde tutar bir şey kalmıyor çok kimseyi fazla. Kimseyi eleyemedi. Eline koluna sağlık diyorum. Toplamda 14 puan aldın. Buraya kadar geldin. Evet. Kendini gösterdin. Bu da büyük bir başarı. Tabii biz de seni tanımış olduk. Allah'a emanet ol. Yolun açık olsun inşallah. Sağ olsun. Efendim. Evet. Kaldı 4 kişi. Hazırsanız. Hazırız. İçinizden bir kişiyi daha eliyorum maalesef hazırız ki. Kaldım. Ve o isim... Toplamda 17 puan alarak... İyi de bir puan bu arada. Oo. Az buz da değil yani 17 puan. 17 puan alarak bu masadan maalesef ki 75 bin TL'lik büyük ödüle veda ederek kalkan... Aa. Bir diğer isim... Toplamda 17 puanla Mahmut Bey oluyor efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Mahmutcuğum. Geçmiş olsun Mahmutcuğum. Eline emeğine sağlık. Elinden geleni yaptın. Evet. Hatta haftanın ilk günü soruları çatır çatır bilince dedim ki Mahmut'tan korkuyoruz. Devamı da gelecek. Evet. Evet, Mahmut, arkadaşlarından toplamda 10 puan aldın. Benden temizlik için 4 puan aldın. Yemek için 3 puan aldın. Tebrik ediyorum seni. Buraya bayağı kadar şey da iyi geldin. Evet. Evet, yani. Şimdi son 3. Songül, Aslıhan, Kübra. Büyük ödülün sahibini açıklayayım mı? Açıklayalım. Hazır mısınız? Evet. Son 3'e kalanlardan bir tanesi... Bu yarışmanın, bu sezondaki ilk birincisi olacak.
Hazır mısınız? Hazırız Kadir Bey. 75 bin TL'yi almaya hak kazanan. Son 3 yarışmacıdan evet. Bir tanesi. Songül mü? Allah korusun. Aslıhan mı? Yoksa sana, Kübra Mahmut. Mı? Evet. Hadi Kadir Bey. Aranızdan sadece bir kişi 75 bin TL'lik büyük ödülü almaya hak kazandı. Ve o isim toplamda 19 puan alarak sezonun ilk birincisi olan 75 bin TL'nin sahibi 19 puanla 75 bin TL'nin sahibi 19 puanla 75 bin TL'nin sahibi. Ay kahretsin. 19 puanla. Hadi Kadir. 75 bin TL'nin sahibi. Üç, iki, bir. Songül Hanım alıyorum. Adaletsizlik. Adaletsizdim. Toplamda 19 puanla Songül Hanım tebrik bu haftanın ederim. Birincisi teşekkür oldu ederim. Efendim. Mahmut Bey de burada avucunu yalasın. Şöyle 75 bin TL'nizi veriyorum. Madalyanızı da takalım efendim alkışlarla. Güle güle kullanın inşallah. Teşekkür ederim Kadir Bey. Harika oldu. Olsun. Bu bir yarışma. Tabii ki kazanan olduğu gibi kaybeden de olacak. Evet, siz de kendinizce puanlarınızı verdiniz. Ne kadar artık bizi bir lokantaya yemeğe götürürsün. Evet Songül abla ne hissediyorsun? Madalya evet. Çevir istersen. Dedim ters olsun dedi. Evet. Çok mutluyum Kadir Bey. Şöyle karşına kameraya çok söylersin. Çok mutluyum. Hamaratlığıma, el lezzetime, her şeyime güvenerek buraya geldim. Başaracağımı da biliyordum. Çocuklarımı bununla okutacağım. Çok mutlu oldum. Siz de kaç puan aldın temizlik için? Hemen söylüyorum efendim. Ediyorum. Evet. Songül Hanım benden temizlik için 5 puan aldı. Ben için 3 katlı villa temizliyorsun dediniz ya. Sizin temizliğinizi evet, temizliğine diyecek tek bir lafım yok. Gayet de güzel bir temizlik evet. Yaptın. Onu asla es geçemem. Yemek için benden 4 puan aldın. Ben evet, mutfakta bunun 1 puanı da mutfaktaki hızındı. Evet. İnanılmaz hızlıydın. Tebrik ediyorum evet. Seni. Arı gibi hızlıydım. Arıdan da hızlıydım. Neredeyse hiçbir şey elimi sürmedim. Elinden evet. Geleni gayet güzel bir şekilde yaptın. Evet. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Toplamda 19 puana ulaştın Songül ablacığım. Kübra'ya gelmek istiyorum. Kübra temizlik için benden 4 puan aldın. Sen teşekkür de gayet ederim. Güzel yetenekliydin. Eline koluna sağlık. Ama maalesef ben senden bugün yani ben açıkçası gönlümde demeyeyim de aklıma yatan dışarıdan baktığımda ben bugün ama seni gidiyor. Birinci olacağını düşünüyordum. Kübra kesinlikle bu haftanın birincisi olur dedim. Bak evet. Herkesin içinde söylüyorum. Evet, çünkü yorumların güzeldi ve yemek yaptığını da söylüyordun ama bugün maalesef ki bazı bahanelerin bana çok saçma geldi. Yok Kadir senin Bey, gibi becerikli bir kadın bak çorba soğuktu, evet. Köz tadı yoktu, diğerlerinde biraz de hatalar heyecan vardı. Heyecan yaptım açıkçası. Heyecan yaptı, bir tık da elin yavaştı hepimiz maalesef. Hepimiz heyecan yapıyoruz. Bu bünyeyle alakalı aslında da bir şey Kadir olabilir. Aslında Kadir Bey yemeklerim de çok detaylıydı, belki o yüzden de olabilir ama elin bir tık ağırdı Kübra'cığım. Yoksa eminim ki normal hayatta evet, evinde çok güzel ki. Yemekler yapıyorsundur. Biraz da heyecandan panik tabii de çok ki. Ben yaptım. Her zaman evet. Söylüyorum bu bir yarışma evdeki performansız da burası asla evet. Kıyaslamayın. İnşallah da gönlündeki dükkanı i̇nşallah. Açarsın. İnşallah. Başarılı olacağına evet. Da inanıyorum. İnşallah. Tuttuğunu evet. Koparan evet. Bir kadınsın. Hiç kimse de kesinlikle sizi bu yarışmayla değerlendirmesin. Evet. Çünkü burası 2 saatlik bir yarışma. Evet. Evet Aslan Hanım'a gelelim. Haftanın neşesi. Çığlık çığlığa Aslan. Birer su getireyim mi size? Yok. Aslan biz, Hanımcığım. Biz... sevinen insanın sevinciyle, sevincanımla, üzülenimle üzüntüsüyle üzülürüz. Yarışma bitti, işte evet, halde ölüşmeyin. Ya. Hayır, evet, su getireyim Aslan mi diyor ama lütfen. Ama terlediler ya, onun için Kadir Bey. Ne kadar iyi niyetlisin Songül abla. Evet. Benim de boğazım kurudu o yüzden. Evet, Aslan Hanım benden yemek için 3 puan aldı efendim. Kebabında problem vardı, biraz evet. Döküldü. Ben açıkçası onun dökülmeyeceğini bekliyordum. Haftanın ilk günüydü, olabilir. Heyecanın da vardı, enerjik bir kadındı. Temizlik için benden... Eminim azmamışsınız. Aslan Hanım öyle bir hata yaptı ki efendim. Öyle bir hata yaptı ki. Benden maalesef temizlik için. Ay duysun. Abi sen 5 dakika televizyonu kapat. Benden temizlik için maalesef ki 2 puan aldı. Hani temizlik normal hastasıydınız. Günlük hayatta yok ona diyecek bir lafım yok. Günlük hayatta tabii ki asla bir şey diyemem ama sen mikrodalgayı sildiğin bezi
benim cam sildiğim kovada yıkadın. Tekrar gittin, tekrar sildin, geldin, tekrar o kovada yıkadın. Ben ele baka kaldım, ele baka kaldım, dilim tutuldu, elim tutuldu. Biz cam da değilmiş yemeklerimiz. Kız körükle gitme ateşe. Yok valla. Metodalgayı kullanmadık zaten, onu sonra arkadaşlar temizledik de. Aslan abla çok büyük bir hata yaptı. Maalesef ki. Sonradan farkına vardım ama. Yine de. 48 saat uykusuzlukla. Olabilir. Ben her zaman söylüyorum. Olarak. Bu bir yarışma. Elinize kolunuza sağlık. Güle güle Hacı Songül ablacığım. Herkesin emeğine sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.